Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Malum haliniz bugünlerde biricik ve bir tek konu başlığımız var. O da koronavirüs. Biz bunu birkaç yayındır tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Bazen diyorsunuz ki Mete Yarar'ın ne işi var, Adil Gür'ün ne anlar koronadan, Nedim Şener'im deriz. Biz nihayetinde tıp insanları değiliz. Bazen katıldığımız programlarda da diğer meslektaşlarımla beraber onlara sorular sormak için orada bulunuyoruz. Peki bugün biz burada ne yapıyoruz? Bizim de kıymetli dostlarımın da yaşadıkları bu günler hepimizin dünyasında, iş dünyasında, kültür dünyasında, sanat dünyasında, turizm dünyasında, uçuş dünyasında, ulaşım dünyasında, iletişim dünyasında her yerde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağına hemfikiriz. Ne olacak konusunda henüz daha netleşmiş veriler yok elimizde ama hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kesin. Dolayısıyla burada okuduğumuzdan, yazdığımızdan, gözlemimizden anladığımız yaklaşık bir yıldan bu yana yaptığımız gibi aynı kadroyla yine toplandık koronavirüs günlerinde. Sadece koronavirüs günlerinde değil, çünkü bir taraftan da başka gelişmeler oluyor gerek siyasette. Bugünlerde ne siyaset, ne futbol, ne böyle eskiden polemiğini yaptığımız işte Kanal İstanbul falan gibi mevzuları, konuları hiç konuşasımız da gelmiyor doğrusu. Bugünlerde çünkü hepimizin üstüne çökmüş bu kara bulutu bir an önce nasıl dağıtırız, bu iş ne zaman biter, eminim hepimizin birbirine sorduğu soru aynı. Haziran başına çıkar mıyız, Mayıs'ta biter mi? Kimsenin bir fikri yok. Dolayısıyla dostlarımızla beraber bugün hepimiz stüdyoda toplandık. Bunun geçen haftayla bir ilgisi yok. Hani bir yüzleşme ya da ne bileyim, geçen hafta Skype'la yayına olur olmaz sesler gitti. Bu defa toplanalım da böyle bir şey olmasın diye toplandık. Olursa da tek potansiyel Ankara stüdyoda. Uzakta bundan denize atmak için, ondan sonra oradan geldi falan demek için. Bir kez daha sosyal medyada yaptığım açıklamalarda olduğu gibi biz arkadaşlarım da bu yayının tekrarını defalarca izledik. Bir ses var, evet. Yani yayın esnasında bizim duymadığımız, duysak ya ne oluyor falan diyeceğimiz bir ses var, evet. Bir ses olmuş. Fakat bu sesin hep beraber güldük, eğlendik. Hep tam da korona günlerinde başka bir zaman olsa bu kadar gülünecek mevzu değil eminim. Ya da hiç bu kadar gündem olacak mevzu değildi ama güldük, eğlendik, geçti. Dolayısıyla bu haftaki toplanmamızın sebebi bu faili meçhul olayın failini belirlemek ya da olayı netleştirmek değil. Sadece dedik ki bu defa bugün stüdyoda toplanalım, stüdyoda beraber olalım. Mete Yarar hoş geldin. Sağ olasın. Adil hoş geldin. Nedim Şener hoş geldin. Deniz merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Bu hafta aramızdaki en rahat isim sensin çünkü geçen hafta sen yoktun. Dolayısıyla aramızdaki en rahat, hani olayın benimle alakası yok ki tadında bugün bütün gün oturabilirsin. Reis, annem diyor ki biz seni efsunlamıştık. Ne diyor? Ondan yırttın. Biz seni? Annem diyor ki seni efsunlamıştık diyor, ondan yırttın diyor. Peki Deniz, bir kez daha merhaba. Geçtiğimiz hafta bu mesele olduğunda bir süre önce burası yayın tabii, yayın esnasında. Ha, bir şey de düzelteyim. O yanlış anlaşıldı. Yayın esnasında, yayının ilk bloğunda geçtiğimiz hafta 23:00 saatleri arasında Mete Yarar birkaç defa yapınca birkaç eşim dostum işte mesaj atmış, demiş ki ya, hani ses geliyor filan. Benim yayının en sonunda söylediğim işte ev halidir, bazen aksırız tıksırız dediğimi bazı seyircilerimiz falan sen topu millete at, evdekilere, sen burada rahat rahat arkana yaslan gibi anlamış. Hayır, benim yani konudan haberim yoktu o saate kadar. Yayın bittikten sonra sevgili editörüm Haluk'un o videoyu göstermesiyle ben olaya uyandım. Dolayısıyla hadise yani sanki ben yapmadım, evdekiler yapmıştır gibi bir şey anlaşılmış ama bunu da düzeltmeye ihtiyacı hissederim. Tabii ki kastım böyle bir şey değildi. İlk saatlerde, ilk dakikalarda olayın zanlısı olarak Adil Gür, ilerleyen saatlerde ben gösterildik ama dediğim gibi defalarca bunu baktık ettik. Bu bir nesneden, masa, sandalye bir şeyden çıkan bir ses olduğuna kanaat getirdik. Çünkü böyle bir şey bulamıyoruz. Dolayısıyla hali pür melalimiz, geçen hafta ilişkin söyleyeceğimiz şeyler, bunları da söylemeye ihtiyacı hissedeyim. Peki, aramızda en olmayan, en uzun... ya şimdi bak, bizi buraya böyle gülmeyle başladık, gülmeyle bitireceğiz ama olayı bir an önce bu havadan çıkarmamız lazım. Bu insanları gördük ya, seyircileri... Hayır, yaptığın yorum Veyis suçunu kabul etti şeklinde yorumlanacak, haberin olsun. Çünkü dedin ya, ben Mete'nin sadece burun çekmesiyle ilgili bunu söylemiştim. Diğer konuyla ilgisi yoktur dediğin için Veyis sonunda itiraf etti noktasına geldi yani. Ha, tebrik ediyorum. Akıllara gelmeyi oraya, sen getirmiş oldun. Sen karşı tarafı nasıl düşündüğünü aklına getiremiyorsun. Olay tamamen budur efendim. Bunu da açıklama ihtiyacı hissederim. Şimdi... Az önce açılışta da söyledim. Her birimizin hayatında, her birimizin zihin dünyasında, her birimizin düşünce dünyasında bugünler, ya işte film izleyelim, izledik, kitap okuyalım, okuduk. Yani işte bir ayı bulduk neredeyse, geçtik de hatta. Onlar da bitiyor, onlar da tükeniyor. Başka uğraşılar, işte sosyal medyada ya da haber sitelerinde yeni öneriler, yogalar, şunlar bunlar bir türlü tüketmeye çalışıyoruz. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı gibi her birimizin de hayatın bundan sonrasına ilişkin hiç şüphesiz bir perspektif yapıyoruz. Mesela evimizde bir zamanlar özenip aldığımız, ne bileyim işte çok kıymetli bir nesneye bakıp belki bunu bir daha sorguluyoruz. Yani bir içsel yolculukla başladı bu süreçlerde. Dolayısıyla bu içsel yolculuğumuz, hem gözlemlerimiz, hem bundan sonrasında ilişkin beklentilerimiz konusunda biz burada bir samimi bir sohbet açmak isterim. Deniz Zeyrek'le başlayayım. Yani bu süreç bize ne öğretti? Dünyaya bakışımızı, sanata bakışımızı, nesneye, eşyaya, hayata bakışımıza ilişkin ne getirdi, ne götürdü? Bundan sonrasına ilişkin nasıl bir değişiklik yaşatıyor? Deniz Zeyrek'le bir başlamak isterim. Bu süreçten ne anladın Deniz? Bir şiirle yanıt vereyim mi? Lütfen. Cemal Süreyya'nın o ünlü şiiri var ya, hayat kısa, kuşlar uçuyor. Evet, hayat kısa, kuşlar uçuyor. Yani bu süreç bize biraz böyle bir manzara gösterdi. Yani normal günlük hayatın işte harala gürelesi içinde hep kaybolup gidiyoruz. O kadar hızlı geçiyor ki zamanımız. Neyle uğraştığımızı, nasıl yaptığımızı vesaire çok kısa süreler içinde unutuyoruz. Ya biz kendi aramızda espri yaparız mesela arkadaşlarla. Gazetenin dünkü manşeti neydi diye böyle aniden sorarız çalıştığımız gazetenin. Ya da işte 3 gün önceki manşeti hatırlıyor musun diye. Gerçekten de hatırlamıyoruz mesela. Yani o kadar hızlı bir hayat yaşıyoruz. İşte zaten bu bela başımıza gelmeden önce... Yani normal hayatın akışı içinde birileri çıkıp mesela yavaş şehir kavramını geliştirmişti. Evet. İşte insanların böyle koşuşturmadan sakin sakin yaşaması için ortamlar oluşturmaya çalışıyorlardı vesaire. Bu süreç bize biraz onu da gösterdi. Şimdi ben biraz size romantik gelebilir ama bu hani sokağa çıkma yasaklarında da gazeteciler olarak dışarı çıkmak durumunda kalıyoruz. Doğanın uyandığını gördüm. Yani bizim apartmandan çıktım, 50 metre yürüdüm. Yan tarafta bizim bir bakkal dükkanı var. Önünde 8 köpek uyuyordu. İnanılmaz bir şey. Yani normal trafik içinde, o insan trafiği içinde hayatta onları orada o kadar sakin ve kalabalık bulamazsın mesela. Ya da işte geçenlerde Murat Yetkin paylaştı. ODTÜ'lü bir kuş gözlemcisinin videolarıyla süslemişti yazısını. Duyduğunuz yani... Otomobil gürültüleri çekilince dışarıdan kuş seslerini duymaya başlıyorsunuz. Duyduğunuz kuş seslerinin hangi kuşlardan geldiğini anlatan bir metindi. Videolar vardı, sesler vardı, fotoğraflar vardı. Birçok insan, ben onu sosyal medyada paylaştığımda fark ettim ki birçok insan hemen yanı başlarındaki ağaçta öten kuşun ne olduğunu yeni fark etmiş. Yani bize gelen ses bu da şu kuştan geliyormuş. Hatta fotoğraflarını çekip gönderenler oldu. Yani o rutin içinde biz hayatın nasıl akıp geçtiğinin bile farkında değildik. Şimdi herkes mesela evde oturup ekmek yapıyor insanlar. Gerçi sokağa çıkma yasağı önceki hafta sonu 2 saat kala ilan edilince herkes fırınlara koştu. Ben o zaman şaşırdım. Hani nerede bu ekmek yapanlar? Ne gerek var fırınlara? Yani demek ki hepsi gösteriden ibaretmiş gibi bir his yaşadım. Yani yemek yapmayı mesela ben hiç girmediğim kadar çok mutfağa girmeye başladım. Evi daha fazla kullanmaya başladım. Doğayla daha çok uğraşmaya başladım. Yani o yaşadığımız alan daraldıkça evet, unuttuklarımızı, ihmal ettiklerimize daha çok vakit ayırmaya başlıyoruz. Doğrusunu istersen yani geçim derdi olmasa, işte iş kaybı, işsizlik, işte bu sıkıntılar, yani sosyal değil de ekonomik sıkıntılar olmasa, tabii onun yarattığı sosyal sıkıntılar da var. Gerçekten insanın hoşuna gidebilecek bir hayatla karşı karşıyayız. Yani elbette ki sıkılıyoruz, elbette ki zaman geçmek bilmiyor vesaire ama bir de iyi tarafı da var işin. Dolayısıyla şimdi biliyorum beni izleyen bu süreçte işsiz kalmış insanlar öfkelenebilir. Hak veriyorum, %100 haklılar. Yani gerçekten işsizlikten daha kötü bir şey yok. Parasızlıktan, çaresizlikten başka bir şey, daha kötü bir şey yok. Ama işin bir de bu boyutu var. Ben en azından bu boyutunu ıskaladığımı fark ettim. İşte bunları görmeye başladım. Bu büyük şehirlerde yaşayanlar özellikle. Bu korona süreçlerinin öncesinde Büyük Sorular programı yapardım. Orada çok kıymetli düşünce insanlarını ağırlardım. Çok iyi hatırlıyorum şimdi sen sürat deyince. İşte durum tespiti yapılıp sonrasında ne yapacağız? Yani bu süreçler, işte kapitalizm, yaşadığımız bu travmalar, herkesin kullandığı antidepresanlar filan, buradan nasıl çıkacağız dediğimde pek çok isim kendi arasında anlaşmış gibi hep yavaşlamaktan bahsederdi. Sürati düşürmek, yavaşlamak. Evet. Şöyle bir şey ekleyeceğim Veyis. Şimdi biz gazeteciler çok sık kullanırız yani özgürlük güvenlik dengesi. Mesela bu sıkı yönetim güvenlik amaçlı olsaydı daha farklı bir süreç işleyebilirdi. Yani bir özgürlük tartışması yaşanabilirdi. Şimdi mesela insanların özgürlüğünü gönüllü bir şekilde hani bıraktığına tanık oluyoruz. İşte devlet 2 gün sokağa çıkma yasağı diyor. Vatandaşlar olmaz 2 hafta olsun diyor. Yani bu ilginç bir şey. Yani bu virüsün karşımıza çıkardığı böyle bir durum da var. Ha bunu bazıları yanlış yorumluyor. İşte yarattığı doğal yani natürel korku herhalde olsa gerek. Çünkü isyan edeceğimiz, tabii, bağıracağımız, işte kardeşim Japonlar yapmış falan diyeceğimiz bir modeli yok. Yani bütün dünya bu korku karşısında olunca düşman insan değil. Yani buradaki evet, düşmanımız insan olmadığı için o düşmana karşı insanların mücadelesi, insanlığın mücadelesi gibi bir şey var. Sonuçta insanlar bölünüyorlar, kendi aralarında çatışıyorlar. O çatışmalar sırasında güçlü olanlar kural koyuyor, ötekilerin o kurallara uymasını istiyor, ötekiler o kurallara tabi olmak istemiyor vesaire. Böyle bir durum yaşanıyor insanlar arasında. Ama buradaki güç mücadelesi insanlıkla virüs arasında, doğa arasında. Dolayısıyla da bir kabullenme var, herkesin ortak bir duruş belirleme çabası var virüse karşı. Paylaşma, birlikte mücadele etme çabası var. Bunların hepsi çok anlamlı şeyler. Yani biz insanlar ortak bir insan olmayan, ortak bir düşmanla karşılaşıncaya kadar bunun farkına varmamıştık. Evet. Yani sonuçta insanlığın birlik olmasını gerektiren bir durum. Çünkü virüs ne etnik köken tanıyor, ne mezhep tanıyor, ne ülke tanıyor, ne zengin tanıyor, ne fakir tanıyor. Yani netice itibariyle karşımız... Şey yaptı, bu iyilik, iyi olma, iyi insan olma, vicdan, etrafı düşünme, hayvanları düşünme, işte ne bileyim sosyal dayanışma sürecimizi artırması, vicdanımızı yükseltmesi, iyilik yapmak. Tabii tabii, bir de şöyle bir şey oldu. İyot gibi kötülüğün ortaya çıkmasına sağladı. Ya bir şey oluyor mesela normal zamanlarda, düşünün, şimdi belki konuyu ona da tartışabiliriz. Zonguldak valisinin sağlık çalışanları ile ilgili sözleri. Normal zamanlarda bu kadar tartışılır mıydı? Tartışılmazdı, ama sağlık çalışanlarının hayatlarını ortaya koyduğu, çok ağır bedeller ödediği bir dönemde o ifadeleri kullandığı zaman böyle ortada kaldı. Ve ona tepki gösterenlerin ortak paydası siyasi görüşleri ya da iktidarla ilişkileri olmadı. Evet. Herkesin, yani tepki gösteren herkesin ortak paydası o virüsle mücadele eden en ön cephedeki askerlerin, yani sağlıkçıların bu muameleyi hak etmediği oldu. Evet. Bu enteresan bir şey. Yani şu anda gerçekten hani çok uzun süre burada güvenlik meselelerini de konuştuk. Mehmetçiğin operasyonlarını konuştuk. Hep onlar için dilekte bulunduk. Ayağınıza çakıl taşı değmeden dönün diye dua ederek gönderdik. Şimdi aynısını sağlıkçılar için söylüyoruz mesela. Bu sağlıkçılar birbirleriyle savaşmıyorlar. Onu birazdan derinleştireceğiz Deniz de. Benim merak ettiğim, istediğim, temenni ettiğim şey şu. Katılır mısın ya da olur mu, mümkün mü? Bu kalıcı hale gelir mi? Yani bu işler gelecek geçecek inşallah. Sosyal hayata döneceğiz. Bıraktığı travmalarla döneceğiz. Yine o günleri hatırlatacak maskeleri uzun zaman bırakamayacağız. Sosyal mesafe uzun, dolayısıyla hep şeyde kalacak, ama bu sürecin bize kazandırmış olduğu, tırnak içinde kazandırmış olduğu iyilik hissi, vicdan hissi, ya bu dünya bu kadar da çekişilecek, çatışılacak, boğuşulacak bir yer değilmiş. Ne bileyim, alt kattaki komşumla, üst kattaki komşumla, misafirimle, eşimle, dostumla daha insani bir zeminde ilişki yürütebilirim falan gibi duygular bizde baki kalır mı? Yoksa normale döndük mü tekrar bu hayat gailesi bizi eski halimize çevirir mi? Yani ben ikincisinin olacağını düşünüyorum ne yazık ki. Çünkü yani geçmişe bakarsan, tarihe bakarsan hep benzer süreçler yaşanmış. İnsanlığa karşı ortak düşmanla birlikte mücadele edilmiş. Ama o düşman yenildikten sonra insanlık dönmüş, kendi içindeki savaşlara devam etmiş. Yani böyle bir durum var. Bundan sonra da öyle olacak, ama yaşam tarzlarımızda elbette değişiklik olacak. Ben geçen bir arkadaşıma şunu söyledim. Herhalde inşallah, aslında onu da söyleyeyim yani. Ben şahsen mesela, herkes belki monşer falan diyebilirsiniz. Bizim Türk usulü böyle sarılıp işte öpüşmeler vesaire, selamlaşırken o şeyden çok haz eden biri değilim şahsen. Yani tokalaşmak vesaire falan hani idare eder diye düşünenlerdenim. Belki o biter mesela. Hatta espri yaptım. Japonlar büyük ihtimalle işte 1000 yıl önce yaşadıkları bir salgından sonra böyle tokalaşmadan bu şekilde selamlaşmayı gelenek haline getirmiş olabilir yani, belki de. Evet. Yani bu hayatımızda şu anda tabii sürecin ne kadar uzun olacağına da bağlı. Yani bu bir şeyin toplumsal alışkanlık haline dönüşebilmesi için epey bir zaman geçmesi gerekiyor. Ama netice itibariyle bazı şeyler değişebilir. Hijyen mesela hiç önemsemediğimiz bir şey. Yani Mars'a gitmenin konuşulduğu bir dönemde sadece biz değil, yani CNN International kanalını izledim. 10 dakika boyunca bir doktor insanların nasıl elini yıkayacağını anlattı. Yani aynı ülkede NASA işte Mars'la iletişim kurmaya çalışıyor. Şimdi bunlar önemli şeyler. Evet. Bunları yeniden fark ediyor olmak hayatımızın değişeceğini gösteriyor. Kesinlikle. Ama bu iyilikle kötülük arasındaki savaş da devam edecektir. Belki bu süreçte iyilik biraz daha güçlenmiş olabilir. İnşallah da böyle kalır. Bundan sonra o iyilikle kötülük arasındaki savaşta gittiği zaman daha bariz izler bırakarak gider. Gideceği kesin, dediğin gibi insanoğlu mutlaka bir rakip isteyecek. Bugün Bugün yaşadım. Aslında bunu burada paylaşmak da isterim. Çok hoşuma gitti çünkü. Bir mesaj aldım. Bulabilirsem eğer açayım size. Özetle diyor ki, biz diyor ODTÜ Mezunları Derneği'nden bir grup arkadaş toplandık. Bu veresiye defterini kapatma kampanyasına katılmak istiyoruz. Bize yardımcı olur musun? Yani bu Mansur Yavaş'ın burada Ankara'da başlattığı kampanyadan bahsediyorum. Evet. Müthiş bir şey bu. Yani insanlar, vatandaş gidiyor bakkala, işte hesabını ödemek istiyor. Ödendi diyor bakkal. Evet. Şimdi hem borçlu olan rahatlıyor, hem para girdiği için bakkal rahatlıyor. Müthiş bir şey. Kesinlikle. Ve aracısı yok. Yani ne devlet, ne belediye, ne başka biri. Bir yardımseverden bir ihtiyaç sahibi. Yayına hazırlanırken gördüm, bir lokanta sahibi de 70.000 liralık galiba veresiye defterini yakmış filan. Umarız bunlar kalıcı olur. Deniz, bir reklam arasına gitmem lazım. Aradan sonra diğer konuklarımın da gözlem, bu koronadaki zihinsel ve kalbi yolculuklarını dinleyip sonrasında konuşacağımız diğer konularda geçmek isterim. Ama önce kısa bir ara. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Sevgili konuklarımla sohbet ediyorum. Nedim Şener'e bir mesaj var. Konya'dan selamlar. Nedim Şener Bey'i tebrik ediyorum. Biz berberler diyor, bir aydır kapalıyız. Bakıyorum da tek tıraş olmayan kişi Nedim Şener. Selamlarını iletiyor. Bunu da paylaşalım. Bir de bir seyircimiz diyor ki, İyi yayınlar diliyor, teşekkür ederim. Hiç programda Türkiye'nin şehirler arası yolcu taşıma yükünü çeken otobüs sektörünün sıkıntılarını hiçbir programda dile getirmiyorsunuz diyor. Aziz dostum ya, o bütün sektörler, yani asla küçümsemiyorum derdinizi, sorununuzu. O kadar, yani herkes, her şey, yani şu sektör değil diyeceğimiz hiçbir şey, herkes böyle şeyin derdinde. Artık çalışamayan insanlar var. Bazı sektörler var ki, eğlence, turizm, konserler, artık bu mesafelerden dolayı mesela bu insanlar, hani şeyleri de yok artık, nasıl diyeyim, hani bu işlere geçecek, tekrar işe başlayacağız gibi bir durumları da yok veya bayağı bir uzun sürecek. Dolayısıyla buradan ancak bu kadarını dile getirebilirim. Teşekkür ederim yine de hassasiyetiniz için. Nedim, sen bu süreçte neler hissediyorsun? Dünyaya ilişkin, belki kendinden başlayarak bundan sonra neyi değiştiriyorsun? Yani, değişiyor mu? Hani Deniz'in bahsettiği gibi ev işleri konusunda ben zaten çok aktiftim. Eşime her konuda yardımcı olmaya çalıştım. Evimin işlerini, evimin damacanayla suyunu almak dahil hepsini ben kendim yaparım. Ne güzel. O yüzden yani bu süreç beni çok daraltmadı. Ben ev yaşamını seven bir insanım. Birçok çalışmayı da evden yapabildiğim için zamanında şimdiki duruma çok adapte olabildim. Yine bulaşık yıkamayı çok severim. Yemekte soğan doğranacaksa önce onu doğramaya çalışırım. Vay. Elimde marulları yıkamaya çalışırım. Yani hepsini, her şeyi yapabilirim. Yani öyle yaşamayı seviyorum ben. Dolayısıyla kişisel olarak öyle. Herhangi bir sıkıntı yok. Yani barışık. Yani bazıları var, işte ailelerin birbirini tanışma süreci falan. Biz ailece hep iç içe yaşadığımız için öyle bir sıkıntımız da pek olmuyor. O yüzden şanslıyız. Yalnız tabii sürekli etkileşim halinde oluyorsunuz. Gazeteci olunca ilgilendiğiniz birçok konuda gelişmeleri takip ediyorsunuz. Ben hep dünya bu gelişmelerden ne sonuç çıkaracak diye. Çünkü kimi diyor dünya eski dünya olmayacak. İşte daha dayanışan bir dünya haline dönüşeceğiz. İşte iyilikler daha çok belirginleşecek. Yani ben o konudaki olumlu düşüncemi kaybetmeye başlıyorum. Şundan dolayı Deniz'in de söylediği gibi bu dönemler, yani olay sıcakken dayanışan insanların asıl bu olay bittikten sonra, yani rutine döndükten sonraki tavırları, bu tavırları belirleyen önemli ölçüde dünya üzerinde de siyaset. Şimdi mesela Amerika'ya bakın. Amerika koronavirüsünü hani dünyanın lideri olarak kendini hep bir yere konumlandırıyor değil mi? Koronavirüsü Çin ile bir savaşın gerekçesi olarak üretmeye çalışıyor. Sürekli oraya çalışıyor. Kendi yaşadığı problemleri biraz iç tartışmadan dışa doğru yansıtmak amacı hep olduğu için Çin'i suçlayan bunun bir komplo olduğunu ve gitgide de taraftar buluyor. Yani Fransa'da 2008'de Nobel ödülü kazanan bir bilim insanı bu virüsün laboratuvarda üretildiğini, bir çalışma sırasında üretildiğini iddia edebiliyor. Yani elinde delil olduğunu söylemiyor ama HIV virüsünden parçaların eklenerek bir moleküler biyolojinin bir ürünü olduğunu söylüyor ve Avrupa televizyonları bunları Fransızlar falan yayınlayabiliyor. Bu anlaşılıyor ki bu koronavirüsü tüm ülkelerin ortak bir iyiliğe ve ortak bir düşmana karşı el ele verip yardımcılaşma yerine gitgide kutuplar arası, dünyadaki yönetici kutuplar arasında savaşı tetikleyecek bir unsur olarak görüyor. Ben buradan böyle bir politik sonuç çıkar gidecek çünkü biliyorsun Harvard'da 3 tane bilim adamını tutukladılar. Çin'le çalışıyorlar diye. Amerika tutukladı bunları yani. Dışişleri Bakanı, Amerikan Dışişleri Bakanı, Bakanı şeyi söyledi. Şimdi zaman değil ama bunun hesabını verecek Çin diye. Şimdi bizden gelişmeleri gizledi gibi işte Dünya Sağlık Örgütü'ne yardımı kesti ve Dünya Sağlık Örgütü'ne oldukça yani zor durumda bırakan açıklamalar yaptı Amerikan yönetimi. Şimdi hani tamam biz her zaman eleştiriyoruz falan ama yok sayamazsınız yani Amerika'nın tutumunu ve bunun bütün dünyaya Avrupa'daki müttefikleri üzerinde de etkisi oluyor ve dolayısıyla bu koronavirüs barıştıran, birleştiren bir gelişme olacağına, bir musibet olarak değerlendirileceğine çatışmanın kaynağı olabilir. Bunun tarihsel de şöyle bir şeyi var. İspanyol gribi 1918'de başlıyor, 20-21'de bitiyor. Tam da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda ve dünya bir büyük savaş yaşamış, kitleler, insanlar ölmüş. Arkadan salgın gelmiş, 100 milyona yakın insan ölmüş dünya çapında. 20 yıl sonra dünya en büyük travmalarından bir tanesini, yani 2. Dünya Savaşı'nı yaşadı. Hani insanlık daha 20 yıl önce yaşanan bir büyük savaştan, ardından bir salgından bir ders çıkararak, bir hümanizma, bir insanlık dersi çıkaracağına, tam tersine bir 2. Dünya Savaşı ile beraber 50 milyon insanın ölmesine, 6 milyon Yahudinin soykırıma uğramasına, yani insanların en acı şekilde katledildiği bir dönem yaşandı. Fırınlarda yakılarak, gaz odalarında boğularak insanlar öldürdü. Bunu bu insanlık yaptı. Şöyle diyeceksiniz ama bunu Naziler yaptı. Hayır. Avrupa'nın birçok ülkesi, Vatikan, Amerika Birleşik Devletleri dahi Nazilerin yaptığı bu zulmün şahididir. O günün basınında yazılanlar, Amerikalıların uçak fotoğrafları. Gidin Yahudi soykırım müzelerine. Amerikalıların havadan çektiği, uçaklardan çektiği Nazi kamplarının, fırınların fotoğraflarını görürsünüz. Yani bu şunu gösteriyor. Bunu biliyorlardı. Katolik dünyasının lideri Papa biliyordu bunu. Onların içinde yapıldı Yahudilere bu soykırım öyle uygulandı. Şimdi dolayısıyla ben insanlığın sistemin adı kapitalizm olduğu sürece hem insanı ruhsal hem bedensel hem emeğini sömürdüğü sürece kolay kolay değişeceğini düşünmüyorum. Buradan bir ders falan çıkarmaz diyorsun. Mesela ben yarına bir yazı yazdım. İlginçtir. Bora Bayraktar arkadaşımız bana dikkatimi çektiği gazeteci. Ankara'nın büyükelçisi zamanında Eric Edelman bir yazı yazmış. 13 Nisan 2020 günü. Adamın derdi şu. Foreign Affairs dergisinde. Adamın derdi şu. Yani Amerikan yönetimi şu. Bu Covid salgını nedeniyle İran'da hem sağlık sistemi çöktü hem de devlete güven azaldı. Tam bu fırsatta biz İran'da rejimi devirebilir miyiz? Hadi bakalım. Aynen bunu yazmışlar ve bunun nasıl yapacaklarını, işte içerideki muhalifleri nasıl harekete geçireceklerini, teknolojik altyapı, gizli ödenek, gizli teknik yapı, destek, oradaki muhalifleri gerektiğinde Amerika'ya getirip güvenli CIA'nin bunun için mekanizma kurması gerektiğini açık açık yazmışlar. Oysa daha 1953 yılında İran'da Musaddık hükümetini darbeyle deviren CIA'nin Ajax operasyonu dediği bir operasyondu değil mi? Onunla devirdiler. Geliyoruz 60-67 yıl, 70 yıl yaklaşık neredeyse sonra Amerika Birleşik Devletleri bugün var gücüyle, bak bir yandan kendi ülkesinde 40 binden fazla şu anda maalesef insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan hasta ve rakamın 60 binlere, 100 binlere doğru gideceğinden bahsediliyor. Amerika bütün kendi Amerikan vatandaşlarının cenazelerine morg bulamıyorlar. Kamyonlarda üst üste gömecek yer bulamıyorlar New York bölgesinde. Ama ne yapıyor? Bir yandan İran'ı nasıl deviririm derdinde. Onun yanında Suriye'de PKK'lara nasıl yardım ederim? Yani şunu anlıyorsun. Yani bunu şöyle anlatıyorum. Hani dağıtmak istemiyorum. Sistemin mantığı değişmiyor. İşgalci, kapitalist sömürü düzeni dünyada var olduğu sürece bunu dalga dalga yayın. Yani merkezi Amerika alın, Avrupa'ya doğru genişletin, bize doğru gelin, dünyanın bütün şeyine gidin. Yöneticilerin bu düzenden çıkarları devam ettiği müddetçe kolay kolay değişmez. Ha şu olur, bu koronavirüsü salgını günlerinde romantik yaklaşımlar, insanlığa dair düşünce, felsefe, tutum, davranışlarımıza elbette bu sinemaya, sanat her şey yansıyacaktır. Ama o hep o marjinal alanda kalacak. Genel etki, insanlığın üzerindeki genel etki şey değil, olumlu, pozitif falan değil. Deniz'in verdiği çok güzel örnekler var. Bizim yerel şunu iyi oluyor, iyilik yapmayı bugünkü hani şöyle unutmuştu belki insanlar açıktan iyilik yapmayı. Yani bir sepeti sarkıtıp içine yiyecekler koyup oradan ihtiyacı olan birisini, ki bizim Osmanlı'nın geleneğinde sabır taşı bunun adı. Sabır taşı diye bir taş var. Taşı. Varlığı olanlar gelip... Sadaka taşı ona biraz para koyuyor. İhtiyacı olan gelip oradan alıyor. Ne alan ne veren birbirini görüyor. Aynı bunun benzerini şimdi uyguluyorlar. Mesela geçen gün bir camide bir hocamız işte makarna, bulgur, vatandaşlara ne buluyorsa raflara dizmiş. Vatandaş da gelip oradan marketten alışveriş yapar gibi parasız bunu alıyor. Deniz'in verdiği örnek işte ODTÜ'lü arkadaşları veya başka yurttaşlar bakkal defterine. Bu şundan iyi. Şu anda evimizde olan çocuklarımıza böyle bir iyilik anlayışının var olduğunu öğretebilirsek gelecek kuşaklar bunu taşırlar. Bizim eksiğimiz belki buydu. Kavgadan, gürültüden, hırstan, çekişmeden, sahip olmaktan, tüketmekten biz çocuklarımıza iyilik nasıl yapılır gösteremiyorduk. Yani örneğin bir yerde ekmek ihtiyacı var. Birisinin onu alması, su ihtiyacı var, birinin onu gidermesi. Çocuklara bunu, bu ev şu anda eğer biz evlerimizde öğrenciler olanlar böyle bilgisayar oyunları, televizyon dizileri, şu bu falan kavga gürültü falan değil. İyilik nasıl yapılırmış? Rol model olabilirsek size yemin ediyorum gelecek kuşaklar bunu daha sonra kuşaklara aktarır. Yok eğer aktaramazsak yani biz hala işte kendi bencil dünyamıza, kendi tüketimimize biz alalım, biz yiyelim, biz tüketelim başkalarına şey. Hayır, komşumuzun da sıkıntı olabileceğini, yaşlı birine yardımcı olabileceğimizi biz çocuklarımıza medyanın bundan çok önemli işlevi var. Mesela işte resmi görevliler yaşlılara yardım ediyor. Bu çocukların algı dünyasına çok olumlu etkiler yapıyor. Bunu sürdürebilirsek kazanımımız bu olur. Ama bunu sürdürmenin yolu yine pek çok konuda olduğu gibi kamuoyu da siyasete ve siyasi aktörlere bakacak. Onlar bunu sürdürürse bu devam edecek. Bir şey orada şöyle ekleyebilirim. Ben sizinle yaptığımız programlarda hep bir yurttaş olmak bilincinden bahsederim. Yani siyasetçilerin bu çekişmesi mesela yardım konusunu, iktidar muhalefet nasıl birbirine girdiler tekrar? Siyasi kavga konusu haline getirmeye çalıştılar. Getirdiler hatta kısmen de. Şimdi ben doktorlardan hep bunu söylüyorum. Her yerde de söylüyorum. Fakat şu ana kadar pek umursayan yok, farkında mısın? Şimdi şundan. Şimdi bakın herkes tabii birinci önceliği canının derdine düşmüş. Sağlığı korumak, yardımlaşmak üzerine kurulu. Bu aşamada doktorlardan hepimiz şunu öğrendik. Herhangi bir sorun yaşandığında İlk yapılan şey bunu niye yaptın ve de şundan dolayı bu oldu yerine ben bu sorunu nasıl giderebilirim? Mesela geçen hafta cumartesi günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin hemen ardından yurttaşlar işte marketlere gidince bir anda tabii insanlarda haklı olarak endişe oluştu. Bu sosyal mesafe kuralı aşıldığı için. Biz stüdyodaydık ve doktorlar hemen şunu yaptılar. Dediler ki tamam bu oldu. Hemen bu yurttaşlar eve gider gitmez maskelerini taksınlar, hijyenine dikkat etsinler ve kendilerini izole etsinler. Bak Bir olay yaşandığı anda hemen çözüm üretmeye çalışıyor. Evet. Doktorlardan biz bunu öğrendik. O yüzden gerçekten insanın hayatına, işte mesela ben kendi adıma bunu fark etmeden ben böyle davranıyormuşum. Hangi konuda? En çok uğraştığım konuda. Terör örgütleriyle mücadele konusunda. Neden? Şimdi mesela çok basit bir şey gelecek size. Örnek gibi gelecek. Mesela hep FETÖ'cülerden falan bahsederim ya ben. Şimdi bununla mücadele ederken siz hep geçmişe dönük tartışma, bunun şu zamanki bu zamanki diye tartışanlar var. Onlar hep orada kavga etmek istiyorlar. Ben de diyorum ki bak, bugün bu kavga için, bu mücadele için milat. Siz kavganız edin ama mücadele için milat bugündür, şu saattir. Gel beraber bunu nasıl temizleyeceğimize bakalım. Ben bu yaklaşımı gösteriyorum. Meğer doktorların o pratik çözümleyici yaklaşımları buna çok benziyor. Yani iki virüsle, ben FETÖ virüsle, onlar koronavirüsle mücadele ediyorlar. Ama olaya çözümcü yaklaşıyorsanız o geçmişteki tartışmaları yapsın başkaları. Ama virüs öldürmeye devam ediyorsa, tıpkı FETÖ virüsü gibi zehirlemeye, yalanıyla, bak bu olayda bile insanları kirletmeye, bilinçlerini aldatmaya, yalan söylemeye devam ediyorsa benim işim öncelikle o öldürücü kısmını yok etmek. Sonra o kalan kısmında sen sorumlusun, sen de sorumlusun, sen de sorumlusun tartışmasını yapabilirsiniz. Bu süreçte doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın hastalanıp, virüse yakalanıp, sonra geçirip, sonra kanlarını plazma tedavisi için gönüllü olmaları, tabii, sözünü ettiğin noktada çözümcü yaklaşımları tabii, bize müthiş bir emsal olarak bir yaşam kültürü. Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi ben hep işte o yurttaş vurgusuna çok önem verirdim. Çünkü ne sağ, ne sol, ne AKP'si, ne CHP'si, HDP'si falan hiç ilgilenmiyor. Ben yurttaş olarak bakıyorum herkese. Bundan sonra hiç olmazsa eğer yurttaşlar bir sonuç çıkaracaklarsa siyasetçilerin onları kavga ettirmelerine prim vermemeleri lazım. Ya çok sevebilirsiniz AKP'yi, çok sevebilirsiniz CHP'yi, çok sevebilirsiniz HDP'yi, İP'yi falan. Seni kavgaya sürüklemeye çalışıyor. Şöyle yapalım, bırakalım o liderler birbirlerine girsinler arkadaş. Biz seyredelim biraz da ya. Niye vatandaş girsin? Niye sosyal medyada insana birbirine hakaret ve küfür etsinler? Etmeyin kardeşim. Sen AKP'li etme, sen CHP'li etme, sen HDP'li etme, sen İP'li etme. Etmeyin küfür. Bırakın liderler ya da şeyler, kültürünü sürdürmeye devam ediyor. Onlar kavga etsinler kardeşim. Peki. Değil mi ki siz zaten oy veriyorsunuz, yurttaş olarak verici yapacağınız görevinizi yerinize getiriyorsunuz. Hiç olmazsa bu yurttaşlık bilinci belki ayağa kalkabilir bu anlamda. Bir ara zamanı daha, bir araya daha gidelim. Sonrasında hem Deniz'in hem Nedim'in getirmiş olduğu noktada biz yine iyi şeyleri düşünmeye, iyi şeyler olacak temennilerimizi büyütmeye devam ederek sohbetimizi sürdüreceğiz ama konuşacağımız başka başlıklarımız da var. Kısa bir ara efendim. Tekrar huzurlarınızdayız. Bir izleyicimiz de diyor ki vefa gruplarına sokağa çıkmanın yasak olduğu günlerde biz gönüllü motosiklet sürücülere dahil etsinler. Daha çok insanımıza daha hızlı hizmette yardımcı olma şansını yakalarız. Valilikler bu konuyu dikkate alırsa sevinirim demiş. İlginç yani, motorize ekip arkadaşların da böyle bir şeyde gönüllü oldukları bilgisi. Reis, bir de bu arada şöyle bir şey var. Aslında biz buradan çağrıda bulunsak. Nedir? Geliyor mu sesim? Duyuyoruz Deniz. Nedir? Ya kamuoyunda bir şey var. 23 Nisan'da tatil olacak mı? 23 Nisan'dan pazar günü, Perşembeden önümüzdeki Perşembeden pazara kadar. Evet, sokağa çıkma yasağı olacak mı, olmayacak mı, ya da sadece 23 Nisan'da olacak, sonra cuma normal, cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı mı olacak diye bir şey var. Keşke bunu da zamanında vakitlice açıklasalar, biz de buradan böyle bir çağrı yapmış olsak. Değil mi? Yarın bilim kurulu toplantısı var galiba. Dediğin gibi yani en azından çarşambaya falan sarkıtılmadan, çünkü olursa işte yarından itibaren 3 günü var. Duyurulursa umarız dediğin gibi yarın bilim kurulu toplantısı sonrası ya da hangi ikili bakanlık duyuracaksa dediğin gibi daha tedbirli, daha soğukkanlı bir süreç yaşarız. Süre 4 gün olunca biraz daha fazla şey olabilir. İnsanlar alışveriş daha çok ihtiyacı. Doğru. Hani evet. Bunu da dillendirmiş olalım. Adil Gür bu süreçte evet. Bayağıdır evdesin değil mi? Efendim? Bayağıdır evdesiniz diyor. Evet, bayağı oldu. Sizin yani dünyanızda kamuoyunu bu kadar yoklayan, muhtelif konularda efendim nabız tutan, bizim nabzımızı tutarken şimdi siz kendi nabzınızı nasıl tutuyorsunuz? Yani dünyanızda ne değişti, dünyada ne değişecek? Evet. Kıymetli dostlarımın söylediği bağlamda. Valla şimdi önce kendimden bir iki şey vereyim. Çok özür dilerim. Buyurun. Benim o iyilik konusundaki vefa grubu dediniz ya, 65 yaş üstü bu kamu görevlileri ihtiyaçlarını gideriyor ya. Mesela korona inşallah atlatacağız. Atlattıktan inşallah. Sonra da bu yaş grubu için bu sosyal faaliyetin, yani kamunun işte belli gruplar oluşturup ilgilenmesi çok etkili olmuş. Yani yaşlı grubumuzda, yani yaşı ileride olan büyüklerimizin o grubunda bu duygusal olarak inanılmaz. Yani şöyle, çocuğunun çok az daha seyrek uğradığı yerde işte atıyorum, örnek veriyorum, kaymakamlık personeli, belediye personelleri veya işte Diyanet'in personeli görevlendirilmiş. Gidip işte bir kolonya, bir maske ya da işte bir erzak, bir suyunu getirdiğinde işte biz ihtiyacına inanılmaz bir sahiplenilme duygusu yaratıyor insanlara. Çünkü duygusallığın daha yüksek olduğu bir yaş grubundan bahsediyoruz. Vefa grubu devam etsin. Ya bunu evet, bu grubu İçişleri Bakanlığı'nın bir şekilde organize edip sadece bu yaşlı insanlarla ara sıra haftada bir, ayda bir, ya neyse onun periyodunu onlar bilirsin. Ama evet. bunu mutlaka oluşturmaları gerekiyor. Bence hele büyük şehirleştikçe, yani şehir büyüdükçe bunun oluşması çok yerinde olur diye düşünüyorum. Özür dilerim. Çok kusura bakma. Estağfurullah. Şimdi ben yaklaşık bir 10 yıla yakın süredir müthiş seyahatleri ve yoğun iş temposu olan biriydim. 10 yaşında oğlum var. 5-6 yaşlarında hep şunu söylüyordu. Babam bizim eve gelmiyor, biz babamın evine gidelim diye ağlattığını biliyorum. Yani haftada 1-2 gün evde, diğer günler hep seyahatte. Çünkü neden? İşte işim gereği. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde araştırmalar yapıyoruz. Hatta geçtiğimiz yılda ben eve uğramadan buraya programa geldiğimi çok biliyorum. O manada ihmal ettiklerimizin farkına vardık. İnsanlar bir kez daha baba oğul... Tabii yani şey olarak hem oğlumla hem kızımla hem eşimle ailemle daha fazla vakit geçirme şansına sahip oldum. Ama az önce arkadaşların söylediği gibi bu süre zarfında bir sürü insanda işini kaybeden, ekonomik sıkıntılar çeken pek çok da insan var. Artı dünyada 165 bine yakın, ülkemizde de 2000'den daha fazla hayatını kaybeden insan var. Ve bu hayatını kaybeden insanlara baktığımızda, hani biz halk arasında bir söz var, ateş düştüğü yeri yakar diye, birisinin annesi, birisinin evladı, birisinin büyük babası, dedesi, birisinin kardeşi. Bu manada da çok ciddi travmalara bu sürecin yol açtığını veya açacağını düşünüyorum. Onun nedeni şu. Vefatlar nedeniyle mi? Yani dünyadaki vefatlar nedeniyle. Aha. Çünkü öyle bir süreç yaşıyoruz ki biz. Evet, doğru, Allah'a şükür Türkiye bu mücadeleyi başarılı yürütüyor. Kayıplarımız pek çok ülkeye göre daha az. Keşke hiç olmasa. Ama mesela... Biz son zamanlarda şunu fark ettik, ihmal ettiğimiz insanlarla telefonla da olsa görüşmeyi fark ettik. Yani yıllardır görüşmediğimiz bir arkadaşımızla, bir dostumuza merhaba demeyi, hatırını sormanın farkına vardık. İnsanların, her şeyin insanlarla güzel olduğunun farkına vardık. İnsanlar olmadan hiçbir şeyden, yani evet tamam, ailenizle, eşinizle, kardeşinizle, çocuğunuzla ama insanları... İnsanlarla her şeyin güzel olduğunun farkına vardık. Bir taraftan da mesela pek çok konuştuğumuz insanlardan şunu, insanların bu gözle göremediği virüsten inanılmaz derecede korktuğunu, sadece ölümden korkmak değil aslında, biliyor musunuz? Elbette ki çok büyük bir travma ama yani şeylere bakıyorsunuz, dünyadaki örneklere, medyadaki resimlere bakıyorsunuz, cenaze törenleri düzenlenemiyor, işte 1-2 kişi katılıyor, işte inanılmaz bir şey, travma yani yaratıyor. Ölümü bile feliz. Yani insan düğününde, derneğinde, işte asker uygulamasında 3-5 şeyde bu kalabalığı ister. Bir de cenazesinde. Aynen öyle. Cenazesinde yani bile şey yapamıyorsunuz. Yani helalleşemiyorsunuz. Doğru. Doğru. Yani şeyde tabii işte yurt dışında şeylerde internet medyasında vesaire bakıyorsunuz işte yoğun bakımdaki bir hastayla bir yakını telefonla bile olsa son anında görüşmek için ne kadar şey yapıyor, uğraşıyor. Şimdi buradan şuraya gelmek istiyorum. Şu bağlamda da değerlendirirseniz Nedim'in bıraktığı yerde. Yani Nedim'in getirip bıraktığı yerde diyor ki siyaset bundan sonra bizi... Tam da oraya gelecektim ben. Biz yine diyor kendimizle mukayyet olalım, uymayalım ama... Tam da oraya gelecektim. Ben farklı düşünüyorum. Şöyle farklı düşünüyorum. Doğru, dünya geçmişte büyük salgınlar yaşadı, büyük savaşlar yaşadı, milyonlarca insanlar hayatını kaybetti vesaire ama o zamanki dünya ile bugünkü dünya aynı dünya değil. Yani biz bugün teknoloji öyle bir hale geldi ki dünyanın en ücra köşesinde yaşanan bir dramı bile bazen online, bazen canlı, bazen anında takip edebiliyoruz. Dolayısıyla her biri bir travma bırakıyor. Buradan şuna gelmek istiyorum. Evet doğru. Efendim işte kapitalist sistem, hangi izim olursa olsun sistemler belki değişmeyecektir ama insanlar sistemleri değişmeye zorlayacaktır. Çünkü niye? Mümkün her mi? Türlü tabii ki mümkün. Bu etkileşim sayesinde. Yani elbette ki her yerde bu kolay olacaktır anlamında söylemiyorum. Belki bazıları daha zor olacak, bazıları daha sancılı geçecek. Ama biz dünyada bugüne kadar işte özel sektörde çalışanlar plazalarda çalışmayı veya işte oradaki bir çalışma ortamının ne kadar önemli olduğunu hep düşünüyorduk, gıptayla bakıyorduk. Devletler işte tanklara, tüfeklere, füzelere vesairelere yatırımlar yapıyor idi. Ama bugün öyle bir salgınla karşı karşıya kaldık ki gözle göremediğimiz bir virüs dünyayı resmen hizaya getirdi. Şimdi böyle olunca geçen programlarda da aynı şeyi ifade etmiştim. Evet doğru, sağ gözün sol göze faydası yok. Herkes kendiyle uğraşıyor. Birazcık sanki dünya içine kapanıyor gibi, ülkeler içine kapanıyor gibi. Birbirleriyle aynı birlikler içerisinde yer alan ülkeler bile yardımlaşma yolunu seçmiyorlar. Halbuki bu küresel bir salgın ancak küresel birlikte bir mücadeleyle sona alınabilecek bir şey. Tamam ülkede hallettiniz ama siz ebediyen içinizde kapanmanız mümkün değil. Dünyanın bir yerinde, bir bölgesinde bu virüs yaşamaya devam ettiği müddetçe sıkıntı devam ediyor. Şimdi hal böyle olunca toplumlar ve devletler veya siyasetçiler veya ülkeyi idare edenler toplumda bundan sonra daha farklı taleplerle karşı karşıya gelecekler. Nedir? İşte bakıyorsunuz, siz bugün bakıyorsunuz medyada, yurt dışında çok şükür yani Türkiye'de bu tip görüntüleri ekranlarda görmedik ama bir nefes alıp verebilmek için insanların ne kadar çırpındığını gördük. Yani insanlar o ülkelerde bugün ya arkadaş silah için filanca şey için bu kadar yatırım yaparken neden bu sağlık alanında biz yatırımlar yapmadık diye feryat ediyorlar. O nedenle sosyal devletin alttan gelen talepler doğrultusunda daha ön plana çıkacağı ve bu taleplere karşılık verecek siyasi partilerin ülkelerde bundan sonra yönetimlere daha kolay gelebileceği. Evet doğru, ülkeleri idare edenler belki buna kulak tıkayacaktır ama aşağıdan böyle bir talep gelecektir. Az önce söylediğimle tekrar noktalamak istiyorum. Evet doğru, biz geçmişte çok çabuk unutuyor idik. İnsanoğlu, biz derken insanoğlu çabuk unutuyor. Çünkü niye? Davulun sesi uzaktan güzel geliyordu, hoş geliyordu. Halbuki günümüzde öyle değil. Uzak diye bir şey yok. Her yer yakın. O travmayı herkes çok yakından hissediyor ve etkileniyor. Tabii önümüzde daha bu salgın ne kadar devam edecek? O tezi, bütün dünyada yaşıyoruz da bize özel hale getirirsek bu tezi. Evet. Türk toplumunda bunca yıldır araştırdığınız, gözlemlediğiniz bu toplum siyasetçisinden böyle bir talebe geçer mi bundan sonra? Ya Türkiye'de zaten sosyal devlet meselesini... Yozgat'ı, Niğde'si, evet. Antalya'sı... Adana'sı. Şimdi tabii sosyal devlet meselesini biz şimdi atıyorum İskandinav ülkelerinde işte sosyal devlet aynı zamanda işte çalışmayanların ücretini ödüyor vesaire. Ama işte mesela Türkiye'de bu salgın sırasında sosyal devletten en öncelikli beklediğimiz şeylerden evet aş, iş vesaire ama bir yandan da sağlık. Bugüne kadar sağlıkla ilgili... Çünkü biz Yaklaşık 17-18 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yaptığımız hep kamuoyu araştırmalarında hükümetin en başarılı icraatı nedir diye sorduğumuzda bir numara hep sağlık çıkıyordu. Ve onun meyvelerini veya şeyinin nimetlerini bugün görüyoruz. Yarın bir gün mesela atıyorum İskandinav ülkeleri dışında veya Avrupa Birliği içerisindeki bazı ülkeler dışında da bu sağlık anlamındaki sosyal devlet meselesinin İskandinav ülkelerini hariç tutuyorum. Özellikle Amerika'ya bu konuda tabandan çok ciddi talepler gelecektir. Türkiye'de de yarın bir gün biz evet inşallah daha az kayıpla hiçbir eve hiçbir ocağa ateş düşmeden bunu atlatsak bile az sayıda yarın bir gün ya dünya yeniden bir şeye gelir ise biz yine sokağa çıkamazsak ben yine işsiz kalırsam devlet ne yapacak sen ne yapacaksın sorusunu Türkiye'de de vatandaşlar siyasetçilere mutlaka soracaktır. Ve bu anlamda politikalar üreten çözümler üretenler hem dünyada hem Türkiye'de dünyadan bağımsız düşünmek mümkün değil. Bu projelerde... Yani şeylerimizi, kodlarımızı siz gözlemlediğiniz için yani yarın bir gün mesela şu mu bunca iyi duygularımız, iyilik yapma duygularımız kabardıkça, geliştikçe, veresiye defterlerini alıp kapattıkça yarın bir gün sporda, siyasette her alandaki çekişme ya da bir rekabet hissi, yani rekabet insanın doğasına var. Nasıl diyeyim, bir polemik üretecek şeylere karşı o toplum, o sokak, yani yanlış anlaşılmasın. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı istifa etti. Çankaya'da da, Ataşehir'de de, şurada da, burada da ışık, korna, ne bileyim Mehter Marşı, sokağa çıkma filan bir şey oldu. Değil mi? Bunu örnek olsun diye söylüyorum. Yarın bir gün buna benzer siyasette, sporda bu tür şeyler olduğunda toplum bir dakika ya ne yapıyorsunuz? Ben artık bunu istemiyorum kardeşim. Bak bu nefes alıp vermek bile bu kadar kıymetli hale gelmişken siz ne yapıyorsunuz tırnağı kapatıyorum der mi? Dayatır mı? Ya şimdi toplumun büyük bir bölümü şimdi tabii siyasi kısmını şimdi Türkiye'de bir her ne kadar koronavirüsü konuşuyor olsak da konuştuğumuz mesele yine bir siyasete geldiğinde bir kamplaşmadan, kutuplaşmadan bahsediyoruz. Halbuki bu toplum inanılmaz derecede hoşgörülü, merhametli bir toplum. Evet, görüyorum ve işte. Biz bugün sokağa çıkma yasakları olmasa vesaire olmasa veya adına sosyal mesafe, aslında sosyal mesafe demek de doğru değil, fiziksel mesafe. Sosyal mesafede çok yakınız çünkü. Evet. Bizim problemimiz fiziksel mesafeyle ilgili. Biz hala acaba komşum veya alt sokaktaki Hatice teyze, Mehmet amca aç mı diye yemek götürecek çok insan var bizim toplumumuzda. Ama bu sağlık meselesindeki sıkıntılardan dolayı da evet işte bir takım yardımlar yapılabiliyor ama o fiziksel mesafelerdeki sıkıntılar nedeniyle bunlarda da yapamıyoruz. Türkiye'nin böyle bir meselesi yok. Ama bu inşallah bize bir ders olur. Bu şeyle ilgili yani bizim böyle birisinin karşı tarafta gördüğümüzün beyaz dediğine biz hayır kardeşim beyaz değil siyah, bu siyahtır diye kamplaşma, kutuplaşma alışkanlığımızdan veya saplantı diyorum ben buna saplantımızdan da vazgeçmemize inşallah neden olur. Doğru olanı hep beraber alkışlamalıyız. Yanlış olanı hep beraber yerin dibine sokmalıyız veya kınamalıyız. Getirir ne olursa olsun. Bu süreç bize bu mirası bırakır mı? Ya şimdi tabii bu aslında Türkiye'de hep yaptığım araştırmalarda şunu gördüm. Toplumda aslında bireysel olarak kutuplaşma yok. Siyasetçiler eliyle kamplaştırılıyoruz, kutuplaştırılıyoruz biz. Yani yoksa aynı apartmanda yaşadığınız komşunuzla, aynı sokakta yaşadığınız komşunuzla, iş hayatındaki arkadaşınızla bir probleminiz yok. Nerelisiniz, hangi partilisiniz, hangi mezheptensiniz? Kaç defa burada konuştuk. Evet. Parlamento lokantasında siyasetçilerin de birbirleriyle sorunu. Evet. Sorunumuz şu aslında. Fakat dediğiniz gibi alt kattaki komşu üst kattakiyle konuşmuyor. Farklı partiden. Onun nedeni şu. İktidarıyla muhalefetiyle hiçbir ayrım yapmadan söylüyorum. Türkiye'de maalesef siyaset kamplaşmadan ve kutuplaşmadan besleniyor. Ha, çünkü böyleydi ya. Evet. Böyleydi ya. Bundan sonra bu değişir mi? Tam da aradığın şimdi bu değişir mi? Şimdi siyasetçiler değişir mi? Şimdi siyasetçiler eliyle değişmez. Siyasetçiler eliyle değişmez. Ne kadar böyle yani ya, yarın bir gün yani bugün belki günümüzün konusu değil değil ama bundan 3 yıl önce aslında işte değişmediklerini şimdi bile gösteriyorlar bu. İşte tam da Deniz cevabını aradığım şey şu. Ya, ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Biz burada can derdindeyiz ya da bu işler geçtiğinde ya biz canımızla mücadele ettik. Yani biz bunu artık istemiyoruz diye bir şey dayatır mı? Ya değişirler ya değiştirirler. Ya Adil Bey'in sözünü kesmek istemem ama yani şimdi bakın herkes evinde bugün de dün de sokağa çıkma yasağı var. Bazı belediyeler bir fikir olarak ortaya atmış. Orkestralarını çıkarıyorlar. İnsanlar balkonlarda onların çaldığı müzikleri dinleyip alkış tutuyorlar. Bazıları yani Mersin'de gördüm balkonda oynuyorlar falan. Şimdi ama bazı belediyeler bunu yaptığında yasaklanıyor. Yani bu senin sorduğun soruya yani bunlar düzelir mi sorusuna yanıt ya kriz sırasında düzelmedi ki. Yani çekişme ve kutuplaşma kriz sırasında devam ediyor. Yani atıyorum Mersin'de sokağa çıkma günü işte bu bahane ediliyor. Evinde kalan insanlar sıkılmasın diye işte orkestralar dolaşıyor. Onlar çalıyor. Yukarıda insanlar eşlik ediyor. Vatandaş da mesela kendi balkonunda çalıyor. Birileri ona eşlik ediyor. Kadıköy'de 3 tane orkestra çıkıyor. Sonra yasak kardeşim diye geri gönderiliyor. Yani şu ruhu bile ben de demin Nedim kendi yazısından bahsetti. Ben de yarına onu yazdım. Ya yasak ruhunu bile bu dönemde anlayamadık. Ya bu şu andaki yasak dediğimiz şey aslında bir kısıtlama. Yani şu andaki sosyal mesafe kuralına uymak için uygulanan şey bir kısıtlama. Bunu sıkı yönetim zamanlarındaki sokağa çıkma yasağıyla karıştırırsak, yani yasağın ruhunu anlamazsak, gerçekten bu kutuplaşmadan da kurtulamayız. Yani bırakın belediyeler ekmek dağıtsın, bırakın belediyeler ya sosyal mesafe kuralına aykırı davranmıyorsa, bırakın işini yapsın insan. Ne kadar çünkü devlet ne kadar insana ulaşırsa o kadar iyidir. Yani hem Ankara merkezi idare hem yerel yönetim ne kadar çok insana ulaşsa o kadar iyidir. Yani bu bile bu konudaki yani şu anda korona salgınıyla mücadele sırasında ortaya koydukları çekişme bile senin sorunun cevabının hayır olduğunu gösteriyor bence. Dolayısıyla Türk siyasetine ilişkin bu kadar iyimser olma diyorsun. Ne bileyim hava bugünlerde Akdeniz, evet. Hava bugünlerde Akdeniz olunca acaba sokaktaki bu iyilik duygusu hem Nedim'de hem Adil Gür'de acaba bunlardan dönüştürür mü acaba? Dünya siyasetinin genel eksikliği ideoloji eksikliği. Eskiden iki kutuplu dünyada kapitalist ve sosyalist düzen zamanında iki gruba da insanlara bir iyi modeli sunuluyordu. Sosyalizm deniyordu ya da kapitalizm, liberalizm, işte özgürlükler deniyordu. Öteki de sosyalist özgürlükler, sınıf dayanışması gibi şeyler söyleniyor değil mi? Bu onların iyiye dair bir hayal dünyasını ya da bir algı dünyasını oluşturuyordu. Şimdi o duvar yıkılıp 2000'li yıllarla beraber küreselleşme, tek bir dünya meydana gelince siyasetin ana fikri nefret üzerine kuruldu. Bak farkındaysan Amerika'da da ideolojik olarak bir ayrışma işte mesela orada bir sol grup var falan ama Avrupa'ya bakın bir ideolojik ayrışmadan ziyade liderler üzerinden nefretin körüklendiği ya işte mesela İngiltere'de bir grup var Johnson'dan nefret ediyor tamam mı? Yani yolunu kesiyor hakaret ediyor ya da bir şey yapıyor yani bir siyasetçiler her iki grup tarafından yani karşıt gruplar açısından siyasi figürler birer nefret objesine dönüştürüldü. Siyaset böyle yapılıyor. Peki. Dünyada iyinin anlamı kalmadı. O yüzden insanlar o iyiyi biraz dini inançlarda, işte ruh bilimlerinde, yogada veya benzeri çarelerde arıyorlar, içlerine kapanıyorlar o anlamda. Roma Belediye Başkanı bile Kur'an-ı Kerim okutmuş. Efendim? Roma Belediye Başkanı Roma'da... tabi arıyor insan, Kur'an iyi okutmuş. Arıyor yani iyi arayışı bitmiyor insan. Ama insanlık böyle krizlerde bile şöyle olur yani böyle derin bir krizin içinde bir hareket, bir şey, bir anlayış üretebilirse aydınlar, umarız. O zaman insanlığın kurtuluşu olur. Bir ara zamanı daha Mete'ye geldik, yine reklam denk geldi. Ondan sonra sabrından dolayı teşekkür ederim. Bir araya gideceğiz efendim. Aranın sonrasında Mete Yarar'ın da kanaatlerini merak ederiz. Kısa bir aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Mete Yarar'a haksızlık yapılıyor, adam hiç konuşturmuyorsunuz falan diye birkaç takipçimiz tweet atmış. Hayır, bugün sırayla bugünler bizde başta kişisel olarak ne bıraktı, sonrasında ne öngörüyor diye konuklarım onları sordum. Şimdi böyle... nerede o eski tartışma programları? Hoş biz tartışmazdık. Ara ara Nedim'le Deniz bir polemiğe girerdi. Ondan sonra. Ama şimdi tartışmayı durduracağımız, sürati yavaşlatacağımız bir zaman dilimindeyiz. Hep beraber düşünme alışkanlıklarımızın, pek çok alışkanlıklarımızın, zihinsel, fiziksel alışkanlıklarımızın değişeceği, bu değişim toplumu nasıl, siyaseti ve toplumu nasıl etkileyecek, buna ilişkin kanaatlerini merak ettiğim için konuklarımın böyle biraz derli toplu gittik. Bundan dolayı da Mete Yarar'a sabrından dolayı teşekkür ederek. Mete Yarar, bu süreçte bayağıdır karantinadasın. Bir ayı geçti mi? Geçti. Bir aydır. Ama karantina değil de yanlış anlaşılmasın yani. Yani kapatmış. Olduğumda ya değil, hani şey anlamında. Yani, korumak anlamında. Yok. Ne düşündün, ne düşünüyorsun? Seninle hep İdlibler, Afrinler, Barış Pınarları, memleketin geleceği, dünyanın geleceği, bunları sıcak işlerin içerisinde konuşurken bunlar hala olmaya devam ediyor. Yani Libya meselesini ayrıca seninle konuşacağım. Şöyle bir adım geriye çekilip bundan sonra ne değişir? Başta sende ne değişti, sonrasında sende dünyada ne değişti? Valla ben çok fazla değişen bir şey yok çünkü beni aşağı yukarı tanıyorsun. Ben zaman zaman o bir adım geri kuralını çok uygularım hayatımda. Ve böyle bir 10-15 gün kendimi tecrüt ettiğim dönemler vardır. Yorulduğum, hem de kendimi kötü hissettiğim, hem fikri olarak hem de hani bazı şeyleri kendime yakıştıramadığım dönemler olduğunda bir 10-15 gün kendimi hep çekip o terbiye dönemini, kendi terbiye dönemini yaşatmayı seven bir insanım. Yaşam tarzımı da hep onun yüzüne kurgulamışımdır. Yani oturduğum, yaşadığım, bulunduğum yerlerde hep öyle seçmişimdir. O yüzden de yani çok fazla değişen bir şey olmadı. Ama ben genel olarak şunu söyleyeceğim. İnsanların normal hayatta yaşarken fren yapma özellikleri yoktur. Çünkü hep bir şeyi kaybetme, her bir şeye ulaşamamaktan dolayı daha fazla koşma. Hep bir yarış havası vardı. Dünya fren yapınca herkes otomatikman fren yaptı. Yani kendimize yapamadığımızı dünya aslında bize yaptı. Ve hepimiz frene basmış bir şekilde yaşıyoruz. Ve bu yaşamın bize öğrettiği önemli şeylerden bir tanesi. Ben hep örneği veririm. Arabanın sürati arttıkça ayrıntıları kaybedersiniz. Çok hızlı bir şekilde etrafı görmeye başlarsınız. Yavaşladıkça da çevrenizdekilerden farkındalıkları görürsünüz. İşte Deniz'in de anlattığı ilk başlangıçta o etraftaki kuş sesini duymanız için önce arabadan inmeniz lazım. Hepimiz arabadan indik. Hepimiz bir defa dünyanın bize verdiği bir dersi yaşıyoruz. Ve bu ders herkese yapıldı. Yani belki... Bu farkındalığı ülkeler tek başına yaşamış olsaydı bunu da yapma şansına sahip olamazdı. Ama dünya frene bastı. Yani zaman zaman işte Türkiye'de ekonomik kriz konuşuyorsunuz veya işte İdlib konusu yalnızca sizin sorununuzdu. Ama koronavirüs dünyanın sorunu. O yüzden hepimiz birbirimizi test ediyoruz. İki testten geçiyoruz. Bence toplumlar iki testten geçiyor. Birincisi, yaşadıkları toplumu tanıyorlar. Yaşadıkları devleti ve vatan kabul ettikleri toprakları tanıyorlar. İkincisi de kendisini tanıyor. Yani önce kendisini, sonra da bunu tanıyor. Ve bunun için karşılaştırma yapma fırsatını buluyor. İşte örnek verelim, sağlık sistemini anında bütün dünyadaki verilerle karşılaştırıyor. İşte hastaneye gittiğinde, ulaştığındaki durumu karşılaştırıyor. İşte 65 yaş ötesi, 65 yaş üstündeki insanların yurt dışında gördüğü muameleyle kendi ülkesindeki gördüğü muameleyi karşılaştırıyor. İnsanların vefa gruplarının o evdeki dolaşmalarını anlamaya çalışıyorsunuz. Ve bu bütün anladıklarınızdan devletler büyük bir değişime uğramak zorundalar. Başka türlüsü mümkün değil. Yani siz eğer şeyseniz, ben hep örneği veririm. İnsan içindekini yaşar. Yani kriz dönemlerinde içinizde iyilik varsa daha iyi olursunuz. Kötüyseniz daha da kötü olursunuz. Kriz dönemleri insanların içindekini çıkartır. İnsanın içindekini dışarı doğru vurmasına yapar. Yoksa kötüyü bir anda iyi yapamazsınız kriz döneminde. Çünkü kriz dönemleri insanların çoğunlukla, devletlerin de öyledir, test edildikleri günlerdir. Ve bir testten geçiyoruz. Ve bu testlerde kim daha başarılıysa, hem insan olarak hem devlet olarak, bence bu dönemin hikayesini yazacak. Yani bu işin sonunda çıktığınızda belki bir tasavvuf ehli gibi olmayacaksınız ama en azından kırdığınız döktüğünüz veya elemeniz gereken insanları göreceksiniz. Belki de hayatınız için almanız gereken yenilikleri fark edeceksiniz. Bunların tamamı sizinle ilgili. Devletler de öyle. Bugünlerde yaşadığımız süreçlere baktığınızda birçok devletin o apoletleri söküldü. Yani apoletleri patır patır dökülüyor. Ve bazı ülkelerinde aslında ne kadar doğru modellerle yaşadıkları ve bu doğru modellerin ne olduğunu hep beraber gördük. Benim hani geçmişten beri hep söylenen çok güzel kelimeler vardır. Hep Kızıldırat sözleri falan derler ya. Anadolu'da çok güzel şeyler vardır. Parayı yiyemiyorsunuz. Tarımın ne kadar önemli olduğunu anladık. Üretimin ne kadar önemli olduğunu gördük. Yani başka ülkelere daha ucuz diye üretimi kaydırdığınızda size malzemenin gelmediğini gördünüz. Çok büyük bir finans ülkesi olabilirsiniz ama üretim yapmıyorsanız ve üretiminden para kazanmıyorsanız bir anda işte bunun en güzel örneklerinden bir tanesi İngiltere modelidir. Dışarıdan gelecek olan malzemeye muhtaç hale geliyorsunuz. İşte tarımla ilgili ülkeler eğer tedarik zincirlerini aktif olarak kullanmıyorlarsa bir anda boş kalan raflara bakıyorsunuz. Veya işte tarımla ilgili ve diğer sektörlerle ilgili. Bugün sabahleyin Habertürk programında Oylum Talun'un bir konuğu vardı. Türkiye'deki tedarik zinciriyle ilgili bir veriyi paylaştı. Avrupalı bir veri. Üretim ve tedarik zinciri anlamında bu test sürecinde incelendiğinde birinci Çin çıkmış, ikinci Türkiye çıkmış. Üretim ve tedarik zincirindeki hız. Burada biz zaman zaman şeyi çok konuşuyoruz. Ne diyeyim? Sağlık çalışanları, işte diğer kurumları, her birini teker teker sayıyoruz. Bu bir sıralama değil, onu söyleyeyim. Ama unuttuğumuz başka bir şey daha var. Türkiye'de iş insanları anormal şekilde hızlı refleks verebilen bir yeteneğe sahip. Bu tür süreçlerde mi? Bütün süreçlerde. Yani bulundukları duruma bir şekilde uyum sağlayıp süreci devam ettirebiliyorlar. Bunu biz ekonomik krizlerde de yaşadık. Zaman zaman deprem ve diğer felaketlerde yaşadık. Hatta en son Amerikalıların bir hazırlamış olduğu raporda Türkiye'nin bu kriz yönetiminde neden bu kadar başarılı olduğu ile ilgili süreci anlatırken Türkiye'deki yaşanan işte krizleri ve bu krizlerden deneyim kazanan insanları ve devleti söylemiş. Yani çok uzun zamandan beri krizlerle boğuşan bir ülkeyiz ve bu kriz yönetimini bir şekilde öğrendiğimizi söylüyorlar. Evet, antrenmanlıyız ama içimizde olan başka bir şey daha gördük. Biz bu vefa gruplarını yaparken örnek vermek adına söyleyeyim. Deniz Zonguldak valisinden bahsetti. Ben de bir konferans için Tokat'a gitmiştim. Bugün gördüğün o 65 yaş üstü, hatta bir yerde de bahsettim, yani uzun uzun bahsettim. Tokat valisi ziyaretim sırasında kendi yaptığı bir yazılımı anlattı ve hayata geçirdiği bir yazılım. Şehrindeki ilçeler dahil olmak üzere tek tek hangi kişinin evine ne kadar gidildiği ve ne yapıldığını takip ettiği bir yazılım üzerinden bütün ili takip edebiliyordu. Hatta şöyle söyledim, söylemem de onun üzerineydi. Bugünlerde dedim, geçmişte eğer doğru hazırlıklar yapılmışsa bugün o hazırlıkların faydasını hep beraber göreceğiz. Üstad çok güzel bir şey söyledi. Sağlık yatırımlarını bugün ne olduğunu gördük. İşte savunma sanayindeki durumun İdlib'de ne aşamaya geldiğini gördük. Bunun gibi göreceğimiz ve test ettiğimiz üç tane durum var. Bunlardan bir tanesi şu. Zaman zaman çok konuşuldu. Türkiye'deki bankaların yerli ve yabancı banka oranı önemli midir, değil midir tartışması. İşte devlet bankaların sayısı ve özel bankaların sayısı gibi olması gereken ağırlıkların çok tartışıldığı durumlar vardı, hatırlarsan. Senin de bulunduğun grubun da Bloomberg'in de zaman zaman yaptığı şeyler vardı. Ve eleştirilerden bir tanesi şuydu. Bazı sektörler muhakkak korunmalı. Bu sektörler özellikle kriz zamanlarında anlayacağız denmişti. İşte bankaların durumu bugün tam anlaşılacak dönem. Diyorum ya, devletler kendilerini test ettiler. Toplumlar kendilerini test ettiler. Kişiler kendilerini test ettiler. Bu süreçleri kim doğru okur ve bu doğru okumanın ötesinde çözüm önerileri üretilirse, örnek vereyim. Turizmle ilgili. Türkiye bir turizm ülkesi. Ve en son hatırladığım kadarıyla dünyada en son 2019'daki rakamlarla dünyadaki en fazla 5. ülkeydi yanlış hatırlamıyorsam seyahat edilen ülke anlamında. Bu krize ve turizme açmakla ilgili doğru çözümü kim bulabilirse, çünkü rakiplerimiz kimlerdi? Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa, Amerika'ydı. Yani bizim önümüzdeki yanlış hatırlamıyorum 4 ülke bunlardı. Siz doğru modeli bulduğunuzda arayı açabilirsiniz. İşte bu anlamda bir fırsat bu kriz. Yani işte diyorum ya, sizin refleksleriniz, yani hem devletin refleksleri hem iş adamlarının refleksleri bu anlamda çok önemli. Başka bir şey daha var. Sizinle geçen haftaki hani şeyde de konuşurken de Süleyman Soylu örneğinden giderken konuştuk. Bu süreçte mesela herkesin evinde çocuğu okul ihtiyaçlarını herhalde sürdürüyor. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne kadar kısa sürede refleks verdiğini ve çocuklara bununla ilgili bir konu konuşulduğunu farkında mısınız? Kimse şeyi tartışmıyor. Çocuklar geri kalıyor mu? Tabii ki geri kalıyordu. Yani şey anlamında okuldaki aldıkları tam birebir olamayabilir ama her gün düzenli olarak takip edildiklerini biz görüyoruz. Ve bu konu toplumun birinci gündeminden çıktı. Yani çocukların ne olacaklarını konuşurken refleksi görüyorsunuz. İşte Dışişleri Bakanlığı, çok adı konuşulmuyor. Ama dünyanın neresinde olursa olsun birebir takip edilen, yani vatandaşını birebir takip eden her türlü sosyal medya üzerinden ve diğer medya üzerinden veya ulaşabildiği açıdan anında kapıp yapabileceği bir refleks varsa onu sürdürmeye çalışan kişileri görüyoruz. Yani bu dönem kriz döneminin içerisinde başarı anlamında kişisel başarı hikayeleri de var. Kurumsal başarı hikayeler de var. Peki hikaye... Kimsenin şöyle bir durumu yok. Evet, hepimizin bir siyasi parti sempatisi vardır. Ama bu sempatinin dışında takdir etme duygusu da var. Yani ben toplumsal anlamda şunu görüyorum. doğru yapana hiçbir parti gözetmeksizin, isterse bu yerel yönetimlerde bir belediye başkanı da olabilir, isterseniz devletin bir bakanı da olabilir. Ayrışıyorsunuz. İşte demin Deniz'in verdiği örneklerden bir tanesiydi. Mansur Yavaş'ın Ankara'daki kendisine model, çok fazla sesini çıkartmadan yaptığı çalışmalar gibi. Hiç kimse yapmıyor. Yani onun doğru yaptığını görebilmesi için birisinin işte ona oy atmış olması önemli değil. Ne yaptığına bakıyor. Çünkü kriz anında, kriz anındaki birinci özelliğiniz şudur: hayatta kalabilmek güdüsü. Hayatta kalma güdüsü bütün siyaset ötesindedir. Bunu açıklamayabilirsiniz, bunu zikretmeyebilirsiniz ama içinizin bir tarafında, o duyguyu hissetmek bence zaten doğru olanlardan bir tanesidir. Bu dönem ayrıştığımız bir dönem. İyi ile kötünün de ayrıştığı bir dönem. Çalışanla çalışmayanın da ayrıştığı bir dönem. Şimdi toplumları, devleti ne zaman istersiniz yanınızda? Sizin bir şeyi yapamadığınız durumda istersiniz. Sizin gücünüzü aşan bir durumda arkanızda, yanınızda, sağınızda, solunuzda olmasını istersiniz. Bugün öyle bir durum. Devletin yumuşak tarafını, devletin ne kadar gerekli olduğunu, devlet düzeninin ve bir vatanın ne kadar önemli olduğunu da hepimiz bir paket olarak, evet, siyaset ötesinde hep beraber gördük. O yüzden de o akşam Süleyman Soylu'ya atılan tweet'in içerisinde illa AK Partiler yoktu. MHP'liler de vardı, CHP'liler de vardı. Yani bunun içerisinde bir kez daha söylüyorum. Bugün benim gördüğüm tablo, hatalarımızla, sevaplarımızla ayrıştığımız ama bu ayrışmayı bir siyaset ötesinde iyi ile kötü arasında yaptığımız bir süreç olarak görüyorum. Tabii ki vardır. Yani sosyal medya üzerinden kapışanlar, onu yapanlar, bunu yapanlar var. Ama sahaya indiğinizde, işte örnek vereyim, bir öğrenci yurt dışından, İtalya'dan alıp getirip Samsun'daki bir kredi yurtlar kurumunda 14 gün misafir edilip 14 gün sonunda çektiği bir videoyla devletine teşekkür ederek gitmiş olması bence yadan yeterli. Çünkü orada anne babanın siyasi kimliği önemli değil. Onun siyasi kimliği de önemli değil. Gördüğü muamele, gördüğü yakınlık ve faaliyetler. Be. Bakın, anne babanın bile yetmediği bir yerde devletin yetmesi. Ya bakın şöyle söyleyeyim. Yine söylüyorum. Bence çok önemli şeylerden bir tanesi. Türkiye'de Kredi Yurtlar Kurumu özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir altındadır. Ne kadar organize olduğunu gördük. Yani bütün gelenlere, gidenlere, yemeklerine ve diğerlerine baktığınızda valilerin hani iyi örnek, kötü örnekten şey araştırmayacağım. Ama çok iyi örnekler de gördük. Yani hiç ses çıkartmadan, hiç ön plana çıkmadan çalışan birçok valiyi görüyoruz. Ve hiç görmüyoruz ortada. Yani adını bile görmüyoruz. İşte bunu bir kez daha söylüyorum. Eğer devletle milletin barışması olarak görüyorsanız bundan daha güzel barışamazsınız. Yani devlet baba, devlet baba. Baba lafını devletin önüne koyabiliyorsanız veya arkasına koyabiliyorsanız, nereye yerleştiğiniz önemli değil, koyuyorsanız bu bugün Türk toplumunun koronavirüsten çıkartabileceği önemli şeyden bir tanesi. Devlet baba. Evet, devlet şu ana kadar babalık yaptı. Eksikleri var mı? Bir kez daha söyleyeyim. Tabii ki var. Ama babaların, her bir babanın her şeyi yapabildiğini biliyor muyuz? Yok. Ama en azından baba veya anne dediğimizde ilk aklımıza gelen nedir? Şefkat, koruma ve elinde ve avucunda ne varsa verme. Karşılıksız verme. Bugün ben o tabloyu görüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Eksikleri içinde şerh olarak kenara koyarak. Peki. Bugüne kadar konuşa geldiğimiz gelişmelerini değerlendiririz ama Avrupa Birliği eski Avrupa Birliği olarak kalır mı, kalacak mı? Yani birbirlerinin gemilerine el koymalar, maskeler, bu şeyleri konuşuyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'yla Trump'la görüştüler, NATO, İdlib meselesi filan. Bu paktlar, bu gruplar, bu yapılar rıda etkileyecek mi bunlar? Özellikle Avrupa Birliği bağlamında sormak isterim. Ya onun cevabını en güzel herhalde Avrupa Birliği içerisinde yer alan kişiler ve topluluklar ve devlet başkanları veriyor. En son Macron'un bir açıklaması vardı. Bu bir siyasi birlik mi? Yoksa bir ütopya mıydı? Yani başka bir şey için mi biz bir araya gelmiştik? En son açıklamalardan bir tanesi buydu. İşte İtalya'nın, İspanya'nın ve diğerlerinin açıklamalarını gördük. Zengin olan, bu işin finansmanını yapan Almanya örneğini ayrı koyuyorum. Avrupa Birliği'ne girmeyen ama kendi modelini yaratmış olan ülkeleri ayrı koyuyorum. Deminden beri Üstad söylüyor, İskandinav ülkeleri ayrı bir model. Ama Orta ve Güney Avrupa burada çok yara aldı. Yani inanılmaz büyük bir yara aldı. Bu yarayı nasıl onaracaklar ve bu yaranın sonucu ne olacağını göreceğiz. Şu anda bütün devletlerin uğraştığı birinci özellik var. Neyi yapmaya çalışıyor? Daha az insanın ölmesini sağlamaya çalışıyorlar. Daha az insanın ölmesini sağlamaya çalışıyorlar. İkinci yapacakları şey ne biliyor musunuz? İkincisi ne kadar az insanın açlıktan ölmesini sağlamaya çalışacaklar. Birincisi hastalıktan ölmesini engellemeye çalışacaklardı. İkincisi de açlıktan. Bu ikinci süreç birinci süreçten belki çok daha uzun olacak. Rakamları yavaş yavaş veriyorlar. Yani bu işin uzmanları rakamları açıklıyorlar. Bu işin hangi buhranla karşılaştırılması gerektiğini söylüyorlar. Neler olabileceklerini örnekleriyle anlatıyorlar. Bugün öncelik sırası bu. Ama şu bir gerçek, hani bu iddialı bir kelime değil, koronavirüs veya sonrası öncesi değil. O anlamda bakmıyorum yani, ben yalnızca virüs odaklı bakmıyorum. Bu yaşanan süreç, devletlerin ve birliklerin ne kadar kırılgan olduklarını gösterdiler. Acaba Trump'ın en son Birleşmiş Milletler'deki yaptığı konuşma bir rastlantı mıydı? Yoksa önüne gelmiş olan birçok raporun öncesindeki bir çıkış mıydı? Hatırlarsanız Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada bu süreç küreselcilerin değil, vatanseverlerin süreci diye söylemişti. Biz tabii vatanseverler diye çevrildik. Daha çok kendi üreten, kendi kaynaklarına yönelen bir anlamda söylemişti. Daha çok ekonomik anlamda bir vatanseverlikten bahsetmişti. Bugünkü geldiğimiz süreçte biraz oraya doğru gidiyor. Bir örnekle anlatmak istiyorum. Empati yapma örneğinde vererek söyleyeceğim. Birçok arkadaşım bu koronavirüsle ilgili konuşurken bugün tweet'te gördüm. Çok da hoşuma gitti örnek. Bir arkadaşı koronayla ilgili bir doktor arkadaşına şeyi soruyor. Yani ya nasıl bir şey bu? Nasıl anlayabilirim diyor. Örnek diyor ki arkadaşı da, burnunu kapat ve eline bir tane pipet al ve pipetten nefes almaya çalış diyor. İşte yaşayacağın olay bu diyor. Herkese evinde hani anlaması anlamında bir bakmasın tabii. Pipetten hava alabiliyor musunuz bir deneyin. Pipetten aynı şey çeker gibi çekip o havanın size yetmeyeceğini. Birçok arkadaşım işte bunu atlattı. Her birinin söyledi ve çoğu da sağlıklı insanlardı. Yani kötü alışkanlığı olmayan dediğim, yani özellikle sigaradan bahsediyorum. Olmayan arkadaşlarımdı. Ve o arkadaşlarımın çoğu çok sert geçirdiler. Yani 20 gün yoğun bakımda kalan arkadaşlarımız var. Ve her birinin söylediği Allah rızası için eğer fırsatın varsa evden çıkma diyorlar. Yani o kadar acılı bir süreç. Yani yalnızca ölüm değil, aynı zamanda sürecin de acılı ve ızdıraplı bir yoğun bakım süreci içerisinde yaşandığını söylemek adına söylüyorum. Peki. Lütfen bu işin empati kısmından vazgeçmeyin. Empati kısmından vazgeçmeyin. Yani empati kısmını vazgeçtiğimizde koronavirüsün sürecini yalnızca sağlık anlamında uzatmıyoruz. Aynı zamanda ekonomik olarak da uzatıyoruz. Yani işine bir an önce gitmesi gereken insanlar var. Dükkanını açması gereken insanlar var. Ödemesi gereken borçları olan insanlar var. Yalnızca sağlığın ötesine, Süreci de uzattığımızı lütfen unutmayalım. Şimdi ilk bu işlerin bu programların daha doğrusu başlangıçlarında bir seyircimizin sorusu vardı. Şöyle demiş dediğimi hatırlıyorum az buçuk. Ya ne oldu birdenbire İdlib, Libya, Doğu Akdeniz, çünkü bunun bir tık öncesi malum haliniz oradaki konulardı. İdlib'deki M4 karayolunu, M5 karayolunu o kadar artık nüfuz etmiş, o kadar hakim olmuştuk ki gündemimiz oydu. Birdenbire ortadan ikiye böldü bu süreç ve oralarda herhalde koronayla beraber dondu kaldı falan gibi anladık. Dolayısıyla buradan... Yok, hiç öyle olmadı. Hiç öyle olmadı. Bunu açmak isterim. Çünkü Libya'da bir şeyler oluyor. Mesela bir bilgilendirme açısından bunu paylaşayım. Sonrasında Mete devam etsin. Libya hükümet kuvvetleri Hafter'in Trablus'a saldırılarının harekat ve ikmal merkezi stratejik kent Tarhuna'ya yönelik cumartesi sabah saatlerinde kapsamlı bir operasyon başlatıyor. Operasyon kapsamında ülkenin batısındaki Tarhuna kentinin 7 önemli cephe üzerinden hilal şeklinde kuşatılması planlanıyor. Bugün gelen bir son dakika bilgisiydi bu. Dolayısıyla hem ne oldu, Doğu Akdeniz'deki aramalar durdu mu? Oraya da mı korona bulaştı? Libya'da ne olup ne bitiyor? Buna da değinmek isterim. Sonra özellikle diplomasi muhabirliği tecrübesine atfen Deniz'e de dünyada bu paktlar, Avrupa Birliği, bu gruplar, NATO'lar, Birleşmiş Milletler ne olur? Bir şey olmaz. Kaldığı yerden eskisi gibi devam eder. Onunla ilerleyeceğim ama önce seninle Libya'da, buralarda ne olup ne bittiğine ilişkin bilgi almak istedim. Yine aynı şeye geleceğim. Eğer hazırlıklıysanız ve bu hazırlıklarınız süreçleri yönetmekle ilgili doğru bir yığınaklanma yapmışsanız sizi koronavirüs çok fazlası etkilemiyor. Hatırlarsanız bu olaylar yaşandığında Libya tezkeresi çıkmış ve Türkiye'nin belki en deneyimli komuta kademesinde kişileri oraya gitmişti. Arkasından yine profesyonel danışman ekibi bölgeye ulaşmıştı. Ve süreci, belki süreçte yardımcı olacak olan unsurlar da bölgeye gönderilmişti. Bu sürecin birinci aşaması şuydu. Birinci aşaması anlaşma aşamasıydı. Yani bizim Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle bir anlaşma yapmamızdı. Ve bu anlaşmanın bizim haklarımızı koruyacak olan bir düzeyde olmasıydı. Neydi? Birleşmiş Milletler'deki haklarımızı. Önce bu süreç yönetildi. Bu süreçten sonra Hafter güçleri Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni düşürmek üzereydi. Önce bir dengeye getirildi. Bölgedeki durum stabil hale getirildi. Daha sonra Hafter güçlerinin ikmal ve üstleri vurulmaya başlandı. Yani yıpratma süreci yaşandı. Yaklaşık bir aydan beri bu süreci yaşıyoruz. Önce bulundukları bölümler vuruldu. Arkasından ikmal kaynakları kesildi. Arkasından da bölgede bulunan diğer unsurlarımızla dengeyi bozacak olan bütün faaliyetler duruldu. Bunlar neydi? Bölgeye gönderdiğimiz hava savunma sistemleri, deniz kuvvetlerine ait olan unsurlar ve diğer keşif ve gözetleme vasıtaları. Bu vasıtalarla önce onlar belli bir seviyenin altına getirildiler. Yani çünkü bir taarruzi bir faaliyete geçecekseniz önce karşı tarafın yıpranması gerekiyor. Biz bir aydan beri sessiz ve sedasız, aslında takip edenler için de çok da sesli ama koronadan dolayı çok da sesi duyulmayan bir süreç yaşandı. Ve bu süreç içerisinde aynı İdlib'de olduğu gibi, hani hatırlarsanız bir anda 150 tankın vurulduğu bir süreci yaşamıştık. Bu sürecin benzerini bir aya yakın bir süreçte Hafter güçleri yaşadı. Hatta önemli komuta kademelisindeki generallerini kaybetti. Saha komutanlarından bahsetmiyorum. Yani sağ kolu, sol kolu dediğimiz kişileri kaybetti. Ve bu süreç içerisinde bunun arkasından daha önce de burada konuşurken de hatırlayanlar belki düşünürler. Önce bir kara bağlantısının sağlanması gerekiyor demiştik. Onun için de muhakkak Tunus sınırının açılması gerekiyordu. O Tunus sınırının arasındaki Hafter güçten ayrılan bölüm alındı ve şu anda Tunus'a kadarki olan süreç tamamen bağlantı sağlanmış oldu. Yani bir kara bağlantısı sağlandı. Arkasından da... Bu Tefune ile mi? Yok, o Tarhuna güneyinde. Bu söylediğim yerler başkentten Tunus'a doğru olan bölgeydi. O bölge, yani batısı. Aha. Başkentin batısı bölümü temizlendi. Şimdi de bu süreci yürütüyor. 7 bölgeden sürdürülen bir taarruz var. Bu taarruzda en azından güneyin alınmasıyla beraber daha sonra ne olacağına bakılacak. Ama şöyle bir durum var. Libya'da yaşanan bir durum var. Belki çok dikkatlerden kaçmış olabilir ama başkentin batısına yapılan harekatta o bölgeler düşünce Saraç, yani Ulusal Mutabık Hükümeti'nin başbakanı, başka ülkelerden gelen uçaklar bölgeyi vurdular demişti. Türkiye yaklaşık bir gün sonra veya 2 gün sonra Doğu Akdeniz'de çok büyük kapsamlı bir faaliyet sürdürdü. Hemen Girit'in güneyinde 3 tane tanker uçağı, bir AVAX uçağı ve onlarca F-16 ile bir tatbikat yaptı. Bu tatbikat bundan önce Kandil bölgesine yapılan geniş kapsamlı harekatların neredeyse bir benzeriydi. Yani bölgede bir AVAX, tanker uçaklarından ikmal için giden F-16'lar ve çünkü o bölgeye gidiyorsanız ve bir harekat icra edecekseniz muhakkak tanker uçaklarına yararlanmanız gerekiyordu. Bu şunu gösterdi bütün herkese. Eğer oyuna başka bir ülkeden girmek istiyorsanız ben buradayım. Yani ben sizin hareketinizi gördüm. Ben buradayım. Benim bu kadar uzakta olmuş olmam buraya bir hava desteği veremeyeceğim anlamına gelmez. Şimdi siz düşünün dedi ve geri çekildi. Zaten arkasından da durdu. Başka bir ülkeden gelen savaş uçaklarının bölgedeki faaliyetleri durdu. Arkasından da bölgedeki faaliyet devam ediyor. Peki. Bunun Doğu Akdeniz'le bağlantısı nedir diye sorarsanız tam göbeğinde yer alıyor. Yani bugün Doğu Akdeniz dediğimiz yer Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız anlaşmanın büyük getirisinden kaynaklanıyor. Ki Sayın Berat Albayrak bu açıklamayı bu olaylardan yaklaşık bir hafta önce yaptı. Bir basın açıklaması sırasında daha önce Enerji Bakanı olmasından kaynaklanan herhalde bir duyumla veya işin içinde olduğu için söylemiş olabilir. Türkiye'nin cari açığının çok önemli bir bölümünü oluşturan bir durumu gidermek için yakında çok önemli bir müjdeyle olabileceğini verdi, haberini verdi. Aslında bir satır arasında geçirdi. Hmm. Sanırım bu Libya açıklarında veya daha önce Kıbrıs'ın güneyinde yaptığımız bir faaliyetle ilgili herhalde yavaş yavaş sonuçlar alınmaya başlanıyor. Çünkü 3. sondaj gemisi de biliyorsunuz İngiltere'den alınmıştı. En son bakım için gelmişti. Hem Karadeniz'de hem Doğu Akdeniz'de. Peki. Bununla ilgili faaliyetler devam ediyor. Bir kez daha söylüyorum. Koronalı günlerde siz diğerlerinin durduğu yerde siz normal hızınızda gitmiş olsanız da sanki gibi düşünün. Bir Formula 1 arabası gibi gitmiş gibi oluyorsunuz. Çünkü diğeri duruyor. Tabii. Bugünler o yüzden çok önemli. Dış politikada da diğer konularda da. Peki, burada aslında Libya konusu bu anlamda önemli bir konu. Yani üretim konusu hep tabii bu mücadelenin sağlık çalışanları boyutunu söylüyoruz ya. Yani mesela Tarım Bakanlığı Ocak ayında bir tedarik zinciri için bir toplantılar yapmış. Bu zincir Mete'nin anlattığı bağlamda iyi işliyor. Asıl önemlisi çiftçilerin bu halde bile, bu anda bile üretim, ekim ve hasat faaliyetlerinden geri durmayışları. Yani o mücadelenin çok önemli paydaşı olarak ortada tarım kesimi ve biz bunun etkilerini Avrupa'da deminden Mete'nin bahsettiği gıda konusunda eğer sıkıntı yaşarsa Avrupa, Türkiye'den ithalat talepleri, yani Türkiye'nin ihracatının bu konuda olumlu etkileneceğini söyleyebiliriz özellikle gıda konusunda. Peki. Deniz, az önce Mete ile konuştuğum Avrupa Birliği'nin bu paktların geleceği, hani pek çok şey değişecek, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz ya. takip ettiğin, gözlemlediğin şu ana kadar Avrupa liderlerin arasında yaşananlar, Avrupa ülkelerinin arasında yaşananlardan hareketle, başta Avrupa Birliği olmak üzere, sonra dünya genelinde bir değişim olacak, bu nasıl? İkinci sorumda Çin'in bunu aslında bildiği ve sakladığı yönündeki gittikçe yükselen iddialar, ilerleyen zamanlarda Batı ve Çin arasında bir mahkemeleşme sürecinden daha da ileriye gidecek sonuçları doğurur. Ama öncelikle Avrupa Birliği konusundaki sorumla başlarsan sevinirim. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir kriz var ortada ve bu krizin yarattığı bir çekişme var. Biraz önce arkadaşların da söylediği, her ülke sonuçta kendi yarasını sarmayı öncelikli hale getirdi. Ona göre bir pozisyon aldı ama sonuç itibariyle bu kuruluşlara baktığın zaman diplomasi tarihinde kuruluşları hep bu tür krizlerin sonrasına denk gelmiş. Yani Avrupa Birliği 1951'de yanlış hatırlamıyorsam demir çelik topluluğu olarak kurulmuş. 1951 demek 1949'da 2. Dünya Savaşı'nın bitmesinden sonra kurulduğu anlamına geliyor. 45'te. Yani Almanya'nın işte Nazi hükümetinin, Hitler'in başlattığı savaş sona erdikten sonra Avrupa kendini bu şekilde toparlamış. Bakıyorsunuz bütün kuruluşlar, yani Birleşmiş Milletler 45'te kurulmuş, IMF 45'te kurulmuş, Dünya Bankası 44'te kurulmuş. Bunların hepsine baktığın zaman büyük bir krizin arkasından uluslararası işbirliği arayışları gelmiş. Ondan sonra işte Dünya Sağlık Örgütü, UNESCO, aklınıza gelebilecek bütün kuruluşların böyle bir hikayesi var. İhtiyaçtan doğmuş. Evet, güçlü devletler, bağımsız devletler, işte kendisine yetebilen devletler, bazı siyasi akımların, ideolojilerin bu tür şeyleri olabilir. Yani işte Sovyetlere bakıyorsun, devrimden sonra, 1917'den sonra, Ekim devriminden sonra Sovyetler içinde ideolojik bir tartışma başlıyor. İşte bir tarafta işte uluslar kendi kaderlerini tayin etsin, bize ne yaklaşımı var. Öbür tarafta da madem Batı, kapitalizm genişliyor ve birbiriyle dayanışma içinde önümüzde güçlü bir düşman haline geliyor, o zaman bizim de yayılmamız lazım deniliyor. 3. Dünya teorisi ortaya çıkıyor vesaire. Bir bakıyorsunuz bir demir perde çıkıyor. Varşova Paktı çıkıyor. Onun karşısında NATO konumlanıyor. Yani NATO'nun kuruluş tarihine baktığınız zaman o da savaş sonrasında. Ben bu tür krizler sonrasında da ihtiyaca binaen uluslararası işbirliği mekanizmaları oluşacağı kanaatindeyim. Mesela Dünya Sağlık Örgütü başlangıçta iyi bir sınav verdi ama yeterli olmadı. Yani bilgilerin bir havuzda toplanması, o havuzdan bütün dünyaya yayılması, pandemi ilanının gecikmesi vesaire gibi birçok eleştiri yöneltebiliriz. İşte bunun da sorduğunuz zaman Dünya Sağlık Örgütü yetkililerine ülkelerin işbirliği konusunda gösterdiği isteksizliği bahane ediyor. Belki bu isteksizliği ortadan kaldıracak bir takım mekanizmalar oluşturulabilir vesaire ama ben krizlerden sonra dünyanın geçmişine baktığımda ayrışmaların değil, ortak hareket etmenin tercih edildiğini görüyorum. Yani bu bütün baktığın... Buyur lütfen. Çin'de de öyle. Mesela bir şekilde... Çin işte ve Avrasya, Asya ve Avrupa, Batı bu mesele üzerinden karşı karşıya gelecek mi? Bu işler bittiğinde. Bu zaten böyle bir karşı karşıya gelme durumu vardı. Ekonomik olarak vardı, evet. Siyasi olarak vardı. Bu kriz, virüs meselesi onu derinleştirecektir. Yani şöyle, işin çıkış kaynağı şu. Zannedersem 2013 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir makalede var. 2 Çinli bilim adamı laboratuvarda 2 ayrı virüs üzerinde çalışmışlar ve bir virüs genomu sentezlemişler ve onun neden olduğu sorunları da raporlarına yazmışlar. Yani bugün karşılaştığımız şeyler bu Çinli bilim adamlarının geçmişte iki ayrı aynı aileden virüsle yaptıkları çalışmanın sonucudur teorisi var ki bu bilimsel olarak birçok insan da evet bu tespit doğrudur diyebiliyor. Şimdi dolayısıyla da Trump'ın yaptığı gibi bu dünyanın başına musallat olan bu bela Çin'in eseridir yaklaşımını sergileyenler olabilir. Peki. Çin'e fatura ödettirmek isteyenler olabilir. Ama bunun ben dünyanın düzenini değiştirecek boyutlara çıkmasını beklemiyorum. Yani bu kutuplaşmaya belki hani Doğu bloku ya da demir perde, Varşova Paktı, NATO gibi bir çekişmeye değil de ülkelerin tek tek güçlerinden süper güç ya da bölgesel güçler arasındaki bir çekişme olarak devam edecektir hayatımızda. Ama dediğim gibi ben uluslararası örgütler açısından, diplomasi açısından dünyayı esir alan bu tür şeylere karşı bir dayanışma çıkmasını bekliyorum. Yani şu anda krizin ortasında sıcağı sıcağına böyle görünmüyor olabilir. Ama biz nerede hata yaptık? Dayanışma gösterseydik, şurada şu işbirliğini yapsaydık, bunu ne zaman engelleyebilirdik diye bir sorgulama süreci başlayacaktır diplomatik kanallarda. Yani, bir içeriye dönelim. Bir de şu var, bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi Adil Bey de anlattı. Sosyal devlet. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 2. maddesinde sosyal bir hukuk devletidir diye yazar. Ve eğitimle birlikte sağlık vatandaşların temel hakkı olarak görülür. Yani anayasal haktır sağlık hizmetinin vatandaşa verilmesi. Baktığınız zaman çuvallayan yani korona karşısında çuvallayan ülkelerin birçoğu bu hakkı maalesef kapitalizmin hırslarına feda etmişler. Yani İngiltere'de, Amerika'da vesaire sosyal güvenlik sistemi sadece sağlık sistemi değil. Sosyal güvenlik sistemi de parayı veren düdüğü çalar modunda örgütlenmiş. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde uluslararası camiada bu sosyal devlet işinin de artık konuşulacağını ve kapitalizmin bu açıdan ödünler vermek zorunda kalabileceğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Seninle içeriye döneceğim. Sana bir soru, yani kanaatini merak ediyoruz. Buradan talepler, hani işte motorcuları söyledik, onlar buna katkı sunabilir dedik. Sen şimdi hatırlayamadın, bir konuyu daha hatırlattın. Burada da önümüzdeki hafta malum 24 Nisan Ramazan başlıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, 23 Nisan Perşembe ve hatta hafızam beni yanıltmıyorsa bu hafta böyle önümüzdeki hafta da 1 Mayıs İşçi Bayramı Cuma'ya denk geliyor filan. Neyse bir sonraki haftaya geçmeden bu hafta sence gözlemlerin, tıp insanlarından dinlediklerimiz 4 günlük bir sokağa çıkma yasağına gerek var mı yok mu? Kanaatin. Şöyle şimdi buna yani ben bu işin uzmanı değilim. Evet. Onu baştan söyleyeyim. Tabii ki biz şu an bir şey yapıyoruz yani bize gelen talepler doğrultusunda. Şimdi biz ancak Sayın Bakan'ın her gün açıkladığı veriler üzerinden yorum yapabiliriz. Ve uygulamaların sonucunda ortaya çıkan fotoğraflar üzerinden yorum yapabiliriz. Şimdi 2 hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ve çok da başarılı oldu. Yani organizasyonda sıkıntı vardı. Yani insanların ekmeğe ulaşması, gazeteye ulaşması vesaire gibi konularda sıkıntılar oldu. Ama sosyal mesafe, amaçlanan sosyal mesafenin sağlanması konusunda çok başarılı oldu. Yani o 4 günde geride bıraktığımız bugün artık geçti. 4 günde amaçlanan izolasyon sağlandı. Eğer yapılmasaydı sen ne kadar çağrı yaparsan yap, devlet ne kadar çağrı yaparsa yapsın, insanlar sahillerde, parklarda, yeşil alanlarda vesaire toplanacaklardı. Sosyal mesafe diye bir şey kalmayacaktı. Şimdi ben dolayısıyla devletin ve yani aynı şekilde bilim kurulunun buradan yola çıkarak karar vereceğini düşünüyorum. Yani ne diyecekler mesela 23 Nisan tatil. Resmi tatil. Resmi tatilde işte insanlar dışarı çıkabilir, cumartesi ya da pazar günü yapabileceklerini yapabilirler gibi bir tespit yapılır. Dolayısıyla 23 Nisan sokağa çıkma yasağı olabilir. Cuma günü 24 Nisan'da belki hani Ramazan'ın ilk günü hani insanların işte tepkisi öngörülebilir. Ondan sonra cumartesi ve pazar günü insanlar ne tepki verecek ki? Yani sokak iftarı yok, çadır iftarı yok, teravih yok. Yok yok, şeyi diyorum, belki hani evden çıkmak istemeyebilirler, ilk günü evde geçirmek isteyebilirler. Tepkiden kastettiğim şey o. Ha. Yani Ramazan'ın ilk gününde oruç tutan insanların parklara vesaire hani piknik yapmaya vesaire, onu kastediyorum. Anladım. Yani anladım. Şimdi cumartesi pazar neyden endişe ediyoruz? İnsanlar refüjlerde bile piknik yapıyorlar. Yani Ramazan'ın ilk gününde böyle bir sorun ortaya çıkmayabilir anlamında söyledim. Bu eğer tatil kararı verilirse, yani cuma birleştirilirse ve 4 gün tatil olursa, o 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Yani edilmeli ya da edilmemelinin ötesinde. Anladım. Edilebilir. Yani tatili insanlar evde geçirsin diye böyle bir tedbir alınabilir ama onun bir sonraki hafta sonuna, cuma gününe bağlanacağını düşünmüyorum ben. Anladım. Çünkü o zaman yani perşembeden öteki pazartesine kadar sokağa çıkma ilan ettiğiniz zaman Cumhurbaşkanı'nın da sözcüsü İbrahim Kalın'ın da dikkat çektiği üretim sürecinde bir takım aksaklıklar yaşanabilir. Bu olursa bu hafta sonuna mahsus bir şey olur diyorsun, sadece 4 günlük. Söylediğin gerekçelerden. Ben öyle düşünüyorum. Yani şu ana kadar gözlemlediğim şey bu. O da eğer devlet cuma gününü de tatil yapar ve perşembeden pazartesine kadar bir 4 günlük tatil olursa, insanlar aynı refleksi göstermesin diye sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Adil Gür, Ramazan var diye olmaz. Hayır, şimdi tabii burada var veya yok demek o kadar tehlikeli bir şey ki. Tabii, tabii. Malum yani bilim kurulunun mutlaka yarınki toplantıda bu konuyla ilgili bir tavsiyesi. Sağlık Bakanı da son basın açıklamasında kapıyı kapatmadı. Yani efendim böyle bir tatil olacak mı sokağa çıkmayasa, o da bunu değerlendireceğiz dedi. Evet, yani yarın kuvvetle muhtemeldir ki böyle bir şey var ise hükümet kanadından bir açıklama gelecektir. Çünkü işte hem 23, mesela 2 günden bahsetmiyoruz. Deniz'in dediği gibi ikisi de önemli gerekçeler. Türkiye tabii şuna da bakmak lazım. Bizim elimizde şeyler yok. Veriler yok. Sağlık Bakanlığı'nın işte yayınladığı veriler var. Tabii yayınladığı veriler Türkiye geneliyle ilgili veriler var. Daha noktasal, bölgesel, iller düzeyinde kısmen bazı veriler yayınlandı ama bir süredir hem onlar yayınlanmıyor hem de Türkiye geneliyle ilgili durumu çok bilmiyoruz. Dünyada 2 tip bu konuda tedbir alan, uygulama yapan ülkeler var. Birileri topyekün sıkı karantina, bir bölümü işte atıyorum üretimi durdurmadan, sokağa çıkma yasağı uygulamadan devam eden ülkeler var. İşte örneğin Almanya gibi vesaire gibi, bir de sıkı karantina uygulayanlar var. Türkiye baktığımızda bugüne kadarki uygulamalara her ikisi ortasında bir yolu seçmiş gibi görünüyor. Dengeli. Aslında tabii bunun en doğru cevabı bilim adamları verecektir. Ama sokağa çıkma yasağı, hafta sonu sokağa çıkma yasakları birazcık da baharın gelmesiyle ilgili diye düşünüyorum kişisel olarak. Yoksa tam böyle pandeminin daha da ilk günlerinde, daha yoğun günlerinde Türkiye'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmadı. Hava serindi, soğuk. Ama bundan sonra hafta sonları insanlar işte sokaklarda, parklarda, caddelerde olduğu için uygulanıyor. Yarın bir karar çıkacaktır ama işte hem az önce Deniz Zeyrek de söylediği gibi hem 23 Nisan var. 23 Nisan'dan ziyade Ramazan ayının ilk günü, cuma günü, cumartesi pazarda olacağı için şayet böyle bir uygulama olacaksa veya olmayacaksa mutlaka ama mutlaka yarından açıklanmalı. Kesinlikle. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Yani tabii koronayla ilgili 23 Nisan'ın tam tatil olacak falan diye konuşuyoruz ama 100. yılı biliyorsunuz. Yani bu ülke için çok önemli bir eşik. Milletin onlarca yıl sonra ortadan kaldıracağı düşündükleri bir ülke 100. yılını milli egemenliğin 100. yılını kutlayacak. 23 Nisan'ı koronalı günlerde pas geçip önümüzdeki dönemde hangi gün müsaitse bir gün muhakkak aynı 23 Nisan gibi aynı coşkuyla kutlayacakları bir programın yapılacağını bence devlet yetkililerinin herkes açıklaması gerekiyor. Daha yani, sonrasına. Yani tabii ki. Yani Mete, 23... ben meclis başkanıyla konuştum. Tam 147 etkinlik planlamışlar. Hı hı. Yani bunlar önemli etkinlikler, büyük etkinlikler ve bu ortam bittiği anda o süreci başlatacağız. Yani aradan işte 1 ayda geçse, 2 ayda geçse bu karantina ortamı ya da izolasyon ortamı biter bitmez o 147 etkinliği yerine getireceğiz. Yani sadece mesela bir etkinlik, Sayın Şentop'un söylediği 100 kısa film, 3 dakikalık 100 her yıl için bir film. Yani Türkiye'nin yakın tarihini de anlatan bunlar kamuoyuyla paylaşılacak. Bu sadece bir etkinlik. Ve bunun gibi 147 etkinlik hazırlamışlar. İşte diyelim Haziran'da bitti korona önlemleri, normale döndü hayat. Hemen parlamentonun kuruluşunun 100. yılı kutlamaları da başlayacak. Bu şey kutlama balkonlarda saat 20-21 polemikleri için bir gelişme var mı? Sayın Şentop'un bir çağrısı vardı biliyorsun. Evet ya bunu aslında herkes sahipleniyor. Yani kimsenin ben itiraz ettiğini görmüyorum. Saat 21'de İstiklal Marşı söyleme, değil mi? Evet ya bunu yani CHP'li belediye başkanlarının da sosyal medyada çağrılarını gördüm. Bayrak asın, İstiklal Marşı'nı söyleyin diye herkes sağdan da soldan da iktidardan da muhalefetten de çağrı yapıyor. Bu konuda bir çekişme olduğunu zannetmiyorum. Nedim Şener evet mutabıkız yani bilim kurulu bunu söyleyecek ama gerekli mi değil mi? 4 günlük yasak. Şimdi geçen hafta ilk sokağa çıkma yasağı ilan edildiği hafta sonunu hatırlayacaksınız. Önemli bir kalabalık ihtiyaçları için sokağa çıkmıştı ve çok yakın temas halindeydi. Şimdi onun sonuçlarının ne olacağını biz bu hafta göreceğiz. Hep hocalarla konuştuğumuzda onun sonuçları ne zaman göreceğiz? Birinci haftanın devamındaki 2. hafta yani önümüzdeki günlerde salı, çarşamba, perşembe gibi göreceğiz. Eğer orada çok fazla bir etkileşime girip virüs hani şu andaki stabil olan yani belli bir pozitif giden sayılar yani olumlu doğruya giden sayılar eğer artış eğilimine girerse o şu demek enfekte olanlar başkalarını da enfekte etmiş olabilir. Dolayısıyla sokağa çıkma yasağını bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda tabii ki lüzumlu görebilir ama o bahsettiğiniz 4 gün için bir de son mesajlar yani Sayın Bakan'ın ve diğer bilim insanlarının açıklamaları son derece pozitif. Yani insanlarda olumlu ama gevşemeyen bir tutum algılıyorum. Yani kimse iyiymiş hadi sokağa çıkalım değil aman biz bundan nasıl kurtulacaksak bize yol gösterin. Toplum tam bu algıya açık ve bilgiye ihtiyacı var. Eğer bu bilim kurulu tarafından karar verilir, Sayın Bakan tarafından ilan edilirse toplumun büyük tepki göstereceğini zannetmiyorum. Bir risk şu Ramazan'la ilgili. Malumunuz geleneksel pide ihtiyacı çok artar. Yani insanlar pide kuyruklarına hele son saatlerde inanılmaz bir yoğunluk yaşanır. Doğru. Yani bazen ben de gittiğim zaman almadan geri döndüğüm çok olmuştur. Çünkü o normal zamanda bile o sıralarda insanlar şey yapar hele kasaların önünde inanılmaz birbirlerine girerler. Aynen. Bazen de tartışma çıkar. Yani bu bilmiyorum onu nasıl önleyecekler fırınlar işte çünkü yani o 4 günlük şey olsa bile evet bu büyük mesele hakikaten. Şöyle bir şey var bunu bugün konuşulurken duydum yani insanlar şu anda bunlara da çözüm arıyor aslında. Güzel mesela bu yani önemli. Devleti yönetenler şöyle mesela fırın kamyonu yola çıkıyor bugün de onu denediler dün de vardı gördüm bir mahalledeki fırının kamyonu yola çıkıyor. Hı. O kamyon bir caddeden geçiyor ya da sokaktan geçiyor. Binanın apartman görevlisi çıkıyor. Alıyor. Hepsi poşetlenmiş, paketlenmiş alıyor ve ya böylesi, kendi görevli olduğu apartmanda dağıtıyor. Mesela bu tür şeyler, önlemler daha organize bir şekilde alınabilir. Yani ekmeği numara. Evet. Yani ihtiyaçlar yazılır. Yani Türk toplumu bu konuda çok organize olabilen bir toplum. Bir de seyyar araçlarla Bir de yani bir de gerçekten insanların hani çok arzuladığı bir alışkanlığı Ramazan için simgesel de önemi var. Dolayısıyla hani bunun sokağa çıkma yasağı ilan edilse yani o ihtiyacın giderilmesi, ama sokağa çıkma yasağı ilan edilmezse de bu ihtiyacı için fırınlara giden yurttaşların lütfen ama lütfen sosyal mesafe dediğimiz o 1,5 metreye şey uyması yani çok şart. Şey, çünkü orası bulaştırma için çok noktalar olabilir. Evet. Yani nasıl işte teravih kaldırıldıysa mesela, şu olduysa bu olduysa da bu pide meselesine gerçekten olabilir. Yani ben çünkü gözlemimize pide dediğin gibi olur o Allah'ın emri oluşur o kuruş. Evet. Yani şeyde de fırınların önünde de, çünkü bir de böyle günlerde nasıl diyelim ona tek sosyalleşebilecek şöyle pidenin özel yani yurttaşlar belki de, yani kuyruğa girenler, pide yiyenler daha iyi anlayacaklar. Onu sıcak ve son dakikada almak plan gibi bir özelliğimiz de var bizim. Hani abi, mesela öğleden sonra çıkmış pideyi beğenmeyebiliriz ama fırından o son dakikada alıp iftar sofrasına yetiştirmek çok büyük bir şey. İştah ve aşktır yani insanlar için. Onunla ilgili valla korona günlerinde onunla ilgili sanki bir şey aldılar diye hatırlıyorum ben. Dediler ki bazı şeylerde, illerde saat 6'dan sonra pide satışı yapılmayacak. O yüzden de mesela ya yani açıkladılar bazı valilikler 6'dan sonra dağıtılmayacağını, daha önce alınacağını, o yüzden de yani o sıcak hikayesini bir şekilde engellemekle ilgili. Bu benim bahsettiğim Ramazan'ın ilk günleri içinde Mete'nin söylediği çok haklı olarak 30 günü de kapsayan, bütün Ramazan'ı kapsayan ve ciddi üzerine düşünülmesi gereken bir önlem tabii. Yani pek çok şeyimiz değiştiği gibi bu sene bazen bültenlerde de söylüyorum. Hani nerede o eski Ramazanlar falanı, nerede o eski bayramları falan diyeceğimiz tam günlerin içindeyiz. Yani hatırlayın o Ramazan havalarını, sokakta eş dost iftarlar verilmeler, çadır iftarları, teravihler, teravihlerden sonra işte sahura kadar beklemeler filan. Artık bütün bunlar olmayacak çünkü korona, bu süreç her şey olduğu gibi bu senede pideyi soğuk yiyiverelim canım. Yani böyle bir riski varsa ki var görünüyor. Yani 3 şey ortaya çıktı. Bu hem 4 günlük yasak meselesiyle ilgili. Ramazan'ın ilk günü pide, bütün Ramazan kapatılmalı ama pide kuyruğu kesin bir heyecan yaratır. İkincisi bugün 23 Nisan şöyle bir sokağa çıkalım. Üçüncüsü Ramazan ilk günü de parkta yapıverelim falan talebi olur. Bir de bunca beklemişlikten sonra olur. Tabii ki bunu bilim kurulu karar verecek. Yarın büyük bir ihtimalle Sayın Bakan toplantı sonrası bunun kararını verir. Dediğim gibi son basın açıklamasında hani kestirip atmamıştı. Bunu konuşacağız, değerlendireceğiz demişti. Bir de tabii prodüktörümüz Tuğba da diyor ki bir de bunun bayramı var. Bayrama da daha var. Tabii bu bayram da öyle bir bayram olmayacak. Yani vay işte filan bayramın kutlu mübarek olsun deyip sarılıp öpüşmeyeceğiz. Şimdi bu bir kültür bırakacak. Bey şeyin Tarım Bakanlığı'nın basın danışmanı müşaviri Uğur Alıcı Bey mesaj atmış. Pide konusu gündemde. Bakanlığın gündeminde. Ramazan pidesi bir ay boyunca Ramazan pidesinin yapılmaması veya normal ekmek üretiminin devamına yönelik bir şey mesela görüş. Yani bu pide çıkmayabilir ama bu tartışma halinde şu anda. Normal ekmek satışıyla devam edilebilir diye bir mesaj göndermiş bize. Evet. Uğur Alıcı'ya da teşekkürler. Kapatıyorum programı. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Deniz? Yok, hayır. Peki, çok teşekkürler. Mete Yarar. Çok teşekkür ediyoruz. Herkes evde kalsın. Yani kalabilenler evde kalsın. Ve sağlıkla kalsın. Adil Gür. Evet. Şimdi tabii nerede o Ramazanlar dediniz. Kimse merak etmesin. Dünyada bugüne kadar pek çok salgın gelmiş geçmiş. Tedbirlerimizi devam edelim. Tedbirleri elden bırakmayalım. İnşallah yeniden o eski güzel günler yakın. Biraz daha sabredelim diyorum. Evet, şimdi aklıma geldi de bu camilere cuma namazlarının yasaklandığında böyle bir gidip işte kapıyı zorlama, ne bileyim biz şuradaki namaz kılıverelim falan yönünde bu tür dönemlerde böyle bir aşırılık hissi de doğabiliyor. Neyse ki artık bir hafta sürdü, sonrası normale döndü. Bu Ramazan'da da umarız, dileriz ki canım işte şurada bir mübarek Ramazan falan deyip bu pide kuyruğudur, teravih zorlamasıdır. Ya da ne bileyim işte sokakta yaptık, sosyal mesafeyi koruyarak sokak iftarı yapalım falan gibi şeylere, yani bu bizde oturdu bire yakındır. İnsanı iki şeyle motive edersiniz. Ya korkutursunuz ya umdurursunuz derler ya. Hepimiz korkuyoruz. Sevdiklerimiz için korkuyoruz. Korkmalıyız da. Her şey gözümüzün önünde yaşanıyor. Dolayısıyla bu tür şeylere sebebiyet vermemek için bakalım yarın bilim kurulu ne diyecek. Nedim, var mı ekleyeceğim şey? Ben bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte verdikleri mücadele için, fedakarlıkları için çok teşekkür ediyorum. Minnettarlığımı sunuyorum. Özellikle onların yavrularından, ailesinden uzak kalmalarını göz önüne alarak hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına, yani bir asker gibi, bir polis gibi, yani bu ülkenin insanı için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Yurttaşlarımızdan, yani bu dönemin bize hani öğreteceği bir duygu varsa eğer, var olanları büyütsün, olmayanlarda yaratılmasını çok isterim, empati duygusu. Yani kendini onun yerine koyabilme, onların yerine hissedebilme, o duygudaşlığı yaşayabilme. Evde kalanların yaşadıkları bu anı, onlar için mücadele verenlerin fedakarlığını düşündükleri zaman ne kadar hafif kalacağını ve onurlu bir mücadele olacağını, onların mücadelesine onurlu bir katkı olacağını düşünmelerinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de dediğim gibi programın içinde söylemiştim, bu süreçte toplum adına iyilik yapmanın, paylaşmanın önemini yavrularımıza, çocuklarımıza ailelerin öğretmesi, onu öne çıkartarak, yani gerek dizi izlerken veya işte konuşmalar sırasında hep olumlular. Çünkü çocuklar izliyorlar bizi ve ne yaptığımıza bakıyorlar. Hayatlarında onu örnek alacaklar. Yani biz şu anda evde ne yapıyorsak ona verdiğimiz talimatlar değil ama bizi izleyerek çok şey öğreniyorlar. Olumlu şeyler öğrenmesi, paylaşmayı ve iyiliği tam bu süreçte, bu 2-3 ay içinde eksik bıraktığımız bir şeyler varsa bu süreçte öğretmeyi rol model olarak becermenin önemli olduğunu düşünüyorum. İyiliği tavsiye ettiğimiz günlerde bugün tam da yaşayarak, yaşatarak gösterebileceğiz. Aynen, yani sizin bir yaşlıya, bir komşunuza, ihtiyacı olana, işte bir maddi manevi yapacağınız bir yardımı onun gözlemlemesi, onu takip etmesi, onun hayatında da yarın inanın ki rol model, rol olarak benimseyeceği bir şey. Ve bu, ben hep şunu söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan bu insanların iyiliğidir. Her zaman. Yani boşuna bazı örnekler verilmiyor. Kurtuluş Savaşı'ndan, işte Çanakkale'den, ya, Kıbrıs'tan, işte 15 Temmuz'dan, bütün mücadelelerimizden, bütün her şey şu ülkede hep iyilerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Kötüler hiçbir zaman kazanamıyor. Sesleri çok çıksa da. O yüzden çocuklarınızı, çocuklarımızın iyilerden olması için elimizden geleni yapalım diyor. Evet, bunu yaklaşan Ramazan iklimiyle de süsleyip, evet, çok güzel bir havada çocuklarımıza, çok güzel bir havayla, çok güzel bir atmosferle, iklimle icra edebiliriz. Çok teşekkürler. Deniz, sana da çok teşekkürler. Sizlere de çok teşekkürler efendim. Sizlerle birlikte olduğunuz için. Bu akşam yani Sayın İmamoğlu'ya açılan soruşturma, Antalya'da ekmek meselesinde AK Parti CHP'nin karşı karşıya gelmişliğini falan bilerek açmadım. Çünkü ilk başta programı açarken, ya bu süreç bize ne öğretiyor, ne yapıyoruz biz, kendi kendimize soruyor muyuz? Dünya buradan nereye gider? Toplum siyaseti etkileyip siyaseti de iyileştirir mi? Sert iklimleri düşürür mü? Aşırı iyimserlik diyebilirsiniz, aşırı romantizm diyebilirsiniz. Hepsi mümkün, bütün eleştirilere kabul. Ama en azından bir temenni de olsa kayda geçsin diye bugün bunu konuşalım istedim kıymetli konuklarım. Dolayısıyla bu tür polemik konularına da, kim haklı kim haksız konusuna girip kendi kendimize tezata düşmemek adına bu tür konuları bugün aşmamaya çaba gösterdim. Kanaatlerimizi, beklentilerimizi, ne olur ne olmazı konuştuk. Her şey hala muamma, her şey hala belirsiz. Ama biz kalbimizi, niyetimizi iyi tutmaya devam edelim. Bu yayının sizlere ulaşmasında katkısı, emeği olan bütün arkadaşlarım adına eskiden şöyle derdim, keyifli bir gece, mutlu bir yarın dilerim. Özellikle Nedim ve Mete benimle dalga geçerdi. Ama bugün, daha doğrusu bugünler artık hepimize sağlık dileyeceğimiz günler. Sağlıklı günler dilerim. Yarın ve hafta içi her gün Habertürk ana haberde 19'da görüşmek üzere.